Saygıdeğer konuklarımız, değerli meslektaşlarımız, panelimize hepiniz hoş geldiniz. Başlamadan önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları ve şehitlerimizi anmak üzere bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'na davet ediyorum herkesi. Tekrar hoş geldiniz. Bugün panelimizin konusu 19 Mayıs ve gençlik olacak. Geçtiğimiz günlerde 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramını geride bıraktık. Dolayısıyla bugün 19 Mayıs ve gençliği konuşacağız. Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 günü başlattığı bu büyük kurtuluş, bağımsızlık ve cumhuriyet mücadelesinde gençlere atfetti, gençlere armağan etti bugünü. Dolayısıyla gençlik bizim için ne kadar önemli, bunu konuşacağız. İlk olarak İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nden öğretim görevlisi Doktor Ali Şahin bizimle. Sonra Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi doktora öğrencisi Kaan Eroz ve 100. Yıl Cumhuriyet Komisyonu üyesi Avukat Alper Caniklioğlu. Onunla başlayacağız. Aydınlanma felsefesi ve Kemalizmin bize kısa bir sunumunu yapacak. Ben sözü size bırakıyorum. Buyurun lütfen. Çok teşekkür ederim. Bugün 19 Mayıs ve gençlik etkinliği için toplandık. Biliyorsunuz ülkemiz 20 yıldır bir karşı devrim sürecini yaşıyor. Bu karşı devrim sürecini bütün boyutlarıyla idrak ediyoruz. Bu süreç içerisinde neler kaybettik? Türkiye muasır medeniyetler yolunda ilerlemek için neler yapmalıydı, hangi yolu takip etmeliydi, işte bu hususları ortaya koyabilmek için Atatürkçülüğün felsefesi ve kaynakları başlıklı bir sunum hazırladım. Umarım bu hususta bir perspektif oluştururuz. Şimdi biliyorsunuz Atatürk Türk milletine muasır medeniyet seviyesine ulaşma idealini hedef olarak belirledi. Peki bu muasır medeniyet nedir? Öncelikle şunu belirtelim, muasır medeniyet diyalektik bir kavramdır. Yani muasır medeniyet bugün Batı medeniyetini ifade ediyor. Yarın Doğu medeniyetini ifade edebilir, biliyorsunuz Doğu'dan artık Çin yükseliyor. Ancak günümüzde de hala Batı entelijansiyasının
dünya üzerindeki hakimiyeti devam etmektedir. O yüzden biz muasır medeniyet modeli olarak bu çalışmada Batı medeniyetini, Batı entelijansiyasını esas alacağız. Şimdi biliyorsunuz Osmanlı Devleti 18. yüzyıldan itibaren Avrupa karşısında gerilemeye başladı. Askeri ve idari reform çabalarına girişti. Ancak bu reform çabaları yüzeysel çabalardı. Yani Batılı insanın bilim ve teknoloji üretmesini sağlayan mentaliteyi kavrayamadı Osmanlı Devleti. Ya işte biz ordumuzu modernleştirelim, topçu sınıfını ıslah edelim. İşte vergilerin toplanmasıyla alakalı birkaç ıslahat yapalım. Bu meseleyi çözeriz. İşte biz kültür ve medeniyetimizi devam ettireceğiz. Hayır. Atatürk dedi ki bu bakış açısı doğru değil. Biz artık yeni cumhuriyet vatandaşının, yeni Türk vatandaşı tipinin yeni bir zihniyete sahip olması lazım. Aydınlanma felsefesini benimsemiş, hurafelerden arınmış yeni bir vatandaş tipi yaratmak istiyoruz dedi Atatürk. Ve bu hususta devrimlere girişti. Yani Atatürk'ü ben bir reformcu olarak görmüyorum. Atatürk bir devrimcidir. 1923 ve 1938 yılları arasında 15 yıl içerisinde Avrupa'nın yüzyıllar içinde geçtiği aşamalar tamamlanmaya çalışıldı. Ve elbette çok büyük aşamalar kaydedildi. Şimdi 300 senedir önümüzde bir Batı sorunsalı var. Bu Batı nedir? Hep söylenen şu, Batı ileride biz gerideyiz. Batı'ya yetişmemiz için çok çalışmalıyız. Yani Batı'yı üstün kılan düşünce tarzı nedir? Biz bunu artık net bir biçimde ortaya koymalıyız. Şimdi Batı felsefesi, Batı düşüncesi esas olarak üç ana unsurdan oluşuyor. Yunan felsefesi, Roma nizamı ve Hristiyanlık olmak üzere. Şimdi Yunanlılar antik çağda polis denilen şehir devletlerinde yaşıyorlar. Bu şehir devletlerinde doğrudan demokrasi uygulanıyor. Yani vatandaşlık hakkına sahip olan her bir Yunanlı doğrudan demokrasi yoluyla işte sitenin, polisin yönetimine katılıyor. Şimdi Yunanlılar birey vasfını kazanıyorlar bu şekilde. Yani bağımsız düşüncelere sahip olan bağımsız birey. Ve bu tartışmalarda işte Odeonlarda yapılan tartışmalarda vesaire Yunanlılar söylev, argümantasyon, tartışma gibi hususlarda yeteneklerini geliştiriyorlar ve yeni düşünceler üretmeleri, felsefe yapma imkanları doğuyor. Şimdi bir de şuna değinmemiz lazım. Mesela din tarih boyunca dogmatik bir yapı sergiler ve genellikle yeni düşüncelerin üretilmesine mani olur. Çünkü yani yeni bir düşünce, yeni bir bakış açısı ortaya sunduğunuz zaman özellikle ilkel çağlarda heretik, kafir falan ilan edilmeniz çok kolaydır. Yalnız Yunan dininin farklı bir yapısı var. Yunanlılarda doğa başlı başına ilahi bir yapı. Yani doğa tanrıları yaratmış, tanrılar doğayı yaratmamış. Tanrılar aşkın varlıklar değiller. Ölümsüz olmaları dışında neredeyse insanlara benzer fiziksel özellikleri var. Yani bu nedenle ve şu da var. Mesela Yunan tanrıları vahiy göndermiyor. İşte bir kurtuluş vaadinde bulunmuyor. Herhangi bir hususta dogmatik bir tutum sergilemiyor. Dünyanın ve evrenin izahı meselesini filozoflara bırakmışlar. Böylece işte Yunan felsefesinin doğumuna ilişkin uygun ortam oluşmuş oluyor burada. Bunu görüyoruz. Şimdi benim... Tabii Yunan felsefesi anlatıldığı zaman hemen Sokrat, Platon, Aristo falan diye başlanılır mesela anlatılmaya. Ben size iki farklı adamdan bahsedeceğim. İonya aydınlanması, İonya ekolü içerisinde yer alan. Thales ve Anaximandros. Bunlar günümüzde Batı Anadolu içinde yer alan Milet antik kentinde yaşamışlar. İki asilzade. Ticaretle zenginleşmişler. Yani felsefe yapmak için bol bol vakitleri var. Diyorlar ki kardeşim deprem oluyor. Zeus'a yalvarıyoruz, Zeus'a dua ediyoruz. İşte denizde gemilerimiz batıyor, Poseidon'a dua ediyoruz, yalvarıyoruz, sunaklara yiyecekler bırakıyoruz. Neden hiçbir şey değişmedi? Her şey aynı şekilde devam ediyor. Ha diyorlar, demek ki bu dünyanın başka bir izahı olmasın. Biz bu farklı izahlar üzerine düşünelim, bu farklı izahları tartışalım diyor. Yani insanlar neden sorusu yerine artık nasıl sorusunu sormaya başlıyorlar. Ve burada bilimsel düşüncenin doğuşu başlıyor. Yani bu belki de antik çağda insan zihninin gerçekleştirdiği en büyük sıçrama. Thales diyor ki mesela ben diyor karaların diyor deniz üzerinde yüzen bir disk olduğunu düşünüyorum diyor. Dalgalar
işte oluşunca diyor, dünya sallanıyor, depremler oluyor diyor. İşte Anaximandros farklı bir fikir ileri sürüyor. Diyor ki ya bence dünya boşlukta duruyor diyor. Yani demek ki burada artık bir bilim metodolojisi görüyoruz. Bilimsel teoremlerin oluşturulduğunu görüyoruz. Bu hususta da çok önemli. Şimdi bir de Protagoras'tan bahsetmek istiyorum. Bu en önemli sofist filozoflardan biri. Şüphecilikle ünlüdür sofistler biliyorsunuz. Her şeyden şüphe ederler. Protagoras diyor ki insan her şeyin ölçüsüdür diyor. Bakın tanrılar her şeyin ölçüsüdür demiyor. İnsan her şeyin ölçüsüdür diyor. Tanrılar her şeyin ölçüsüdür dediğiniz zaman insandaki değişimi yakalayamazsınız. Değişimi analiz edemezsiniz. Bu da çok önemli bir nokta. Şimdi Yunan bahsini daha fazla anlatmak istememe rağmen geçiyorum. Bu da benim çok sevdiğim Rafael'le Sanzio'nun Atina okulu tablosu. Bakın Anaximandros solda not tutuyor, turunculu olan. Belki ne kadar tarif edebildim bilmiyorum ama. Evet, bakın bu antik Yunan dünyası. Yunanlılar bakın hep kıyılarda yoğunlaşmışlar. Ticaretle zenginleşmiş koloniler kurmuşlar. Akıllı bir adam burada çok şey öğrenir. Çünkü işte Anadolu'dan geliyor, İtalya'dan geliyor, İspanya'dan geliyor, Kuzey Afrika'dan geliyor, Mısır'dan geliyor, Fenike ülkesi olan Lübnan'dan geliyor. Böyle kozmopolit bir ortamda akıllı bir adam çok şey öğrenir dünyaya dair. İşte Yunanlıların ufkunun geniş olmasında ki en önemli etkenlerden biri bence. Şimdi gelelim Roma nizamına, ikinci unsur. Arkadaşlar Roma İmparatorluğu esasen felsefe alanında pek fazla şey üretmemiştir. Felsefe bakımından zayıftır. Ancak doğuya Roma ordularının doğuya doğru genişlemeleri, Makedon İmparatorluğu'nun, Büyük İskender'in Makedon İmparatorluğu'nun Halef krallıklarını ilhak etmelerinden ve romanize etmelerinden dolayı bir Greko-Latin terkibi görüyoruz. Kültürleri bir terkip oluşturuyor ve Yunan değer ve düşüncelerinin geleceğe aktarılmasını sağlıyorlar. Şimdi ve en önemli olan şu Roma hukuku. Aile merkezli olarak başlayan pater familias diyoruz. Aramızdaki hukukçular bilirler. Daha doğru bireye doğru giden aile merkezliden başlayarak bireye doğru giden bir hukuk anlayışını görüyoruz. Ve bu zamanla kapitalist ekonomi modeliyle eklemleniyor. İşte 12 levha kanunları, corpus juris civilis, medeni hukuk külliyatı. Bunlar önemli hususlar. Karakterini doğadan alan adalet ve hak düşüncesine sahipler. Modern anlamda devlet kavramını icat etmiştirler. Şuradan size hemen bir harita göstereyim. Bu Roma İmparatorluğu'nun hakim olduğu bölgeler. Yani neredeyse bilinen dünyanın tamamına hakim olmuşlar. Ve her yol Roma'ya çıkar diyorlar. Ve bu nedenle iktidarın meşruiyet kaynağı olarak bir evrensel Roma İmparatoru imgesi ortaya çıkıyor. Mesela Batı Roma İmparatorluğu dağıldıktan sonra normalde Romalıların barbar olarak nitelendirdiği Frank Kralı Charlemagne mesela Roma İmparatoru olarak taç giyiyor. Öyle meşruiyet kazanıyor. Yine Fatih Sultan Mehmet de İstanbul'u fethettikten sonra pek bilinmez Kayseri Rum ünvanını alıyor. Yani Roma İmparatoru. Tabii daha sonra Osmanlı padişahları bu ünvanı kullanmadılar. Evet, bu Büyük İskender'in Makedon İmparatorluğu görüyorsunuz. Yunan kültürünü, Helenistik kültürü doğuya doğru yaymışlardır. Ve bu yakın doğuda Yunan dili ve Yunan kültürü bir üst kültür. Medeniyet dili, medeniyet kültürü haline gelmiştir. Daha sonra Romalılar bu bölgeleri fethederek Yunan bölgelerini romanize etmişlerdir. Evet. Daha sonra 395'te Roma İmparatorluğu'nun ikiye ayrıldığındaki durumu görüyoruz. Bakın Batı Roma İmparatorluğu, turuncu bölgeler. Doğu Roma İmparatorluğu da mor bölge. Batı Roma İmparatorluğu'nda Latin dili ve Latin kültürü egemen. Doğu Roma İmparatorluğu'nun hakim olduğu bölgede de Yunan dili ve Yunan kültürü. Yani Doğu Roma İmparatorları bir müddet sonra Latince kullanmayı bırakmışlardır. Yunanca'ya geçmişlerdir. Evet, şimdi Hristiyanlık meselesine gelelim. Kavimler göçü milattan sonra 350'de başlayan Batı İmparatorluğu'nun yıkılmasıyla sonuçlanmıştır 476'da ve o parlak Yunan ve Latin kültürü ortadan kalkmıştır. Ve yerine işte Germen toplumlarının hakim olduğu bir Avrupa portresi görüyoruz. Avrupa manzarası görüyoruz ve Hristiyanlık taassubu altında karanlık çağ başlıyor. Daha sonraki süreçte Avrupa'da bir veba pandemisi başlıyor. Yani veba öyle bir yıkım yaratıyor ki Avrupa'da.
Avrupa nüfusunun üçte biri yok oluyor. Hatta Fransa özelinde bu konuyu anlatırsak, yani flagrant diye tabir edilen bir grup var. Bir fanatik Hristiyan grubu. Yani işte diyor ki, biz günahkar kullarız. Tanrı'nın gazabına uğradık. Yani biz bunun için Tanrı'ya yalvaralım, yakaralım diyorlar. İşte sokaklarda kendilerini kırbaçlayarak dolaşıyorlar. O kendilerini kırbaçlarken etrafa saçılan kanlar, irinler. Yani bu pandeminin daha da fazla yayılmasına sebep oluyor. Artık bir müddet sonra alay konusu haline gelmeye başlıyorlar. Yani insanlar diyor ki, bu kadar dua ediyoruz. Değişen bir şey yok. Ha diyorlar, demek ki yani onlar da Thales ve Anaximandros'un bulunduğu noktaya geliyorlar. Diyorlar ki, bu dünyanın demek ki başka bir izahı var. Bunlar üzerinde düşünelim diyorlar. Daha sonra Rönesans çağı başlıyor. 15. 16. yüzyılda İtalya'da. Şimdi Rönesans'a geçmeden önce şu Orta Çağ'a ilişkin bakışımızı derinleştirelim. Orta Çağ'ın baş özelliği dinsel nitelikte olmasıdır. Din bu kültürün taşıyıcısıdır. Batı'nın Orta Çağ'da kendine özgü felsefesi skolastik felsefedir. Skolastik felsefenin de amacı antik felsefeyle Hristiyanlığı meczederek bir Hristiyan din adamı yetiştirmektir. Amaçları budur. Ancak bu felsefeyi geliştirmek gibi bir amaçları yoktur. Yani bütün doğrular söylenmiştir. Bütün doğrular üstadlar tarafından ortaya konulmuştur. Geriden takip edenlerin yapması gerekenler de işte bu esaslara uymaktır. Şimdi ilk aşamada akıl ile inancın uzlaşabileceğini ileri sürmüşler. Daha sonra ikinci aşamada aklın inancı bir yere kadar destekleyebileceği, ondan sonrasında ancak inançla ulaşılabileceği ifade edilmiş. En sonunda felsefe, dolayısıyla bilim ile dinin birbiriyle uzlaştırılamayacak yapılar olduğu ileri sürülmüş ve dogmatizme, karanlığa gömülmüştür Avrupa. İşte Batı'da Orta Çağ'ı kapayıp Yeni Çağ'ı başlatan Rönesans dönemi, Orta Çağ'ın dine dayanan görüşüne son vermiş ve artık insanoğlunun gerçeğe ve doğruya aklıyla ulaşma çabasını başlatmıştır. Tabi bu birdenbire olmamıştır, yüzyıllar boyunca devam edecektir. Şimdi, Orta Çağ'da felsefenin dine dayalı olduğunu ifade ettik. Rönesans felsefesi bu durumu değiştirmeye çalıştı. Dedi ki, ben dinden bağımsız bir felsefe olmak istiyorum. Konumu ve amacımı Rönesans düşünürleri kendisi belirleyecektir. Ve bunun için eleştirel yöntem kullanmaya başlamış. Rönesans düşünürü tutkulu bir araştırmacıdır. Mesela bu araştırma coşkusu sayesinde pusula, ateşli silah, matbaa, deniz yolları, Amerika kıtası bu araştırma merakı, araştırma coşkusu sayesinde öğrenilmiştir. Ve hümanizmanın da bu dönemde çok büyük etkisi vardır. Çünkü antik felsefe kaynaklarından yararlanılmasını sağlayan hümanizmadır. Hatta hümanist düşünürlerden Petrarca Hristiyanlığı reddederek der ki, ben hayata dair esas anlamı mesela bir antik Yunan felsefesi olan stoacılıkta buldum der. Yani böyle bir dönemi yaşıyor Avrupa. Ardından Erasmus, ben diyor ki, bütün dogmaların, geleneklerin, göreneklerin eleştiri ve akıl süzgecinden geçirilmesini istiyorum diyor. Ben hiçbir şeyi olduğu gibi doğru kabul etmem diyor. Yani ben bana söylenen her şeye inanmam diyor. Şimdi yani buradaki Orta Çağ felsefesi insan nedir sorusuna şu şekilde cevap vermiş. Orta Çağ insanının ne olduğu, yeri ve anlamı aşkın bir yerden, Tanrı katından belirlenmiştir. İnsan kendisini açan, kendi üstündeki bir düzenin ancak aracıdır. Şimdi Rönesans akıl dini ya da doğal din denilen bir görüş ortaya koymuş. Diyor ki, din vahiy değil, akıl ürünüdür. Dinin temel ihtiyaçlarını bize aklımız gösterir. Çünkü bu tür inançlar bizim doğamızda vardır. Akıl dini tarih boyunca ortaya çıkıp gelen bütün dinlerin kaynağıdır. Bu kaynağa dönmeliyiz. Zamanın dinlerde yaptığı akla aykırı eklentileri temizleyerek yalnız akla, sağduyuya uygun olan inançlarla yetinmeliyiz diyor. Mesela devlet üzerine de yeni teoriler ortaya konuluyor. Machiavelli diyor ki, yani bütün İtalya birleşmelidir diyor mesela. Bir İtalyan ulus devleti tasavvur eder. Ulus devlet görüşünün ilk ifadesidir mesela. Devlet gücünü bir ulustan almalıdır. Kiliseye ve ümmete bağlı olmamalıdır. Hukuk dinden değil devletin özünden türemelidir diyor. Hugo Grotius da doğal hukuk anlayışını ortaya koyuyor. İlk olan hukuktur. Devlet hukuku korumak için oluşturulmuştur.
Yani devlet örtetisi zaten doğal hukukta din dışı kaynaktan beslenir. İnsanın ussal doğasından beslenir. Yani doğal hukuk anlayışının özü de budur. Yani Rönesans'ın doğa ve evren görüşüne geldik. Şimdi orta çağın doğa ve evren görüşü Aristo ve Batlamyus'un evren tasavvuruna dayanmaktaydı. Ancak daha sonra çok fazla uzatmayalım. Galileo, Giordano Bruno, Kopernik, Kepler gibi astronomlar yaptıkları çalışmalarla Katolik Kilisesi'nin doğa ve evren üzerine olan görüşlerini yanlışladılar. Mesela Kopernik güneş merkezli evren sistemini ortaya koydu. Galileo dünyanın döndüğünü ispat etti. Ve Engizisyon mahkemelerinde yargılandı bu insanlar. Yani Giordano Bruno görüşlerinden vazgeçmediği için heretik olarak yakılarak öldürüldü. Galileo ancak düşüncelerinden vazgeçtiğini işte ikrar ederek, kabul ederek mahkemede yakılmaktan, öldürülmekten kurtuldu. Yani burada artık akıl ve bilim yoluyla gerçek bilgiye ulaşma çabasını ve otoriteye körü körüne bağlanmamayı görüyoruz. Şimdi inancın işlevi nedir? Bu hususu son olarak ele alalım. İnancın iki işlevi vardır. Bir izah işlevi. Doğayı ve evreni izah eder. Yani insan bu soruyu sorar kendine ilk çağlardan itibaren. Yani ben nereden geldim, nereden geliyorum, beni kim yarattı? İkinci soru da düzenleme işlevidir, yönetim ve hukuk işlevi. Yani insanları belirli bir düzende yaratmanız için ortaya işte belirli hukuk kuralları koyuyorsunuz. Ve bu hukuk kurallarını da dini esaslara dayandırarak insanlara karşı bir yaptırım gücü oluşturuyorsunuz. İşte önce Katolik Kilisesi'nin ardından Hristiyanlığın sorgulanmaya başlanması, meşruiyetini ilahi kaynaktan alan iktidarında sorgulanmasını ve yıkılmasını beraberinde getirmiştir. Bu hususu da geçelim. Şimdi 18. yüzyıl aydınlanma felsefesi, buradan konuyu Atatürk'e bağlayacağız. Şimdi tabii 17. yüzyılda Descartes, Spinoza gibi Avrupa düşüncesinin gelişimine katkıda bulunan çok önemli düşünürler var ama onlara giremeyeceğiz. Şimdi 18. yüzyıl aydınlanma felsefesinin temel özelliği, gerçeğe özellikle insan gerçeğine akılla ve aklın gereci olan deneyle yönelme, özür dilerim, bütün konuları akılla aydınlatmayı isteme, bu yüzyıl felsefesinin ana tutumundur. Immanuel Kant diyor ki aydınlanma nedir yazısında, aklını kullanabilme cesaretini göster diyor. Yani ergin insan bağımsız düşünebilen insandır diyor. Devamlı bir otoriteye, başkalarının telkinlerine bağlı olarak düşünen insan diyor, ergin olamamıştır diyor. Bu hususu ortaya koyuyor ve Fransız devrimi aydınlanma düşüncelerinin politik sosyal alana uygulanmasıdır. İkinci İngiliz devrimi ve Amerikan hukuk bildirgesi de temelinde de hep aydınlanma düşünceleri vardır. Devam edelim. Şimdi Atatürk'e geleceğiz. Balkanların Osmanlı Devleti için önemi ve Atatürk'ün yetiştiği ortam. Arkadaşlar, Osmanlı Devleti'nin Balkanların beşiği olduğunu söylemek hatalı bir cümle olmaz. Çünkü biliyorsunuz Osmanlı Devleti bir Anadolu Devleti olmadan önce bir Balkan Devleti'ydi. Balkanlarda doğdu ve genişti. Daha sonra Anadolu'da Türk Birliği'ni sağladı. Zaten Balkanlar Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'ya açılan kapısıdır. Yani Osmanlı Devleti'nin en zengin, en müreffeh, en kozmopolit şehirleri her daim Balkanlar'da olmuştur. Ve bu topraklar işte Türklerin, Rumların, Arnavutların, Bulgarların, Sırpların hep birlikte yaşadığı topraklardır. Ve Avrupa ulusları ile etkileşim kolaydır burada. Yani zaten bu Fransız Devrimi ile başlayan milliyetçilik ve hürriyetçilik fikirleri İlk önce Hristiyan Balkan uluslarında başlamıştır. Sırplar ilk olarak isyan etmişlerdir. İlk bağımsızlığı 1830'da Yunanlılar kazanmıştır. Yine Bulgarlar da milliyetçilik emelleri doğrultusunda siyasi faaliyetlere başlamışlardır. Hal böyle olunca Balkanlarda yaşayan Türk nüfus da bu milliyetçilik ve hürriyetçilik fikirlerine vakıf oluyor. Ve diyor ki biz çağın gerisinde kaldık. Artık bu modern dünya zihniyetini kavrayalım. Bu hususta Osmanlı Devleti'ni işte meşrutiyet fikriyle örneğin işte İngiltere örneğindeki gibi yönetmeye başlayalım diyorlar. Yani İngiltere'de biliyorsunuz
kralın yetkilerinin sembolik olduğu bir meşruti monarşidir. Henüz cumhuriyet kurma fikri yok ama. Zaten dikkat edin, mesela İttihat ve Terakki'nin Balkanlarda örgütlenmesi tesadüf değildir. İşte Ziya Gökalp'in, Ömer Seyfettin'in, Ali Canip Yöntem'in Genç Kalemler dergisini Selanik'te çıkarmaları, bu Türk milliyetçiliği fikrini ortaya koymaları tesadüf değildir. Zaten Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran kadroda Atatürk ve çevresi olmak üzere çoğunlukla Balkan kökenlidir. Yani bir Türkiye'nin kuruluşuna fikri temelde katkıda bulunan bir Anadolu Ziya Gökalp'tir. Benim bildiğim başka yok. Çoğunlukla Balkan kökenlidirler. Ve ufukları geniştir, yani ufuklarının geniş olmasını sağlayan ortam budur. Şimdi Osmanlı ekonomisi ve toplum yapısını analiz edelim. Arkadaşlar, Batı Burjuva demokratik devriminin sonucu olarak kapitalizm Osmanlı Devleti'ne de girdi. Ancak bu kapitalist akım önce Balkanları ve Mısır'ı, daha sonra işte İzmir, Çukurova gibi Anadolu'da birkaç küçük bölgeyi etkiledi, etki altına aldı. Bunun dışında mesela Anadolu'da ataerkil ve primitif bir feodal ekonomi sistemi devam etmekteydi. Yani Anadolu kapitalist ekonomi modelinin dışında kaldı. İçe kapalıdır zaten Anadolu. Yani Avrupa'yla esas bağlantısı olan bölge Balkanlardır. Ayrıca tımar sisteminin çöküşü ve ayağının bir nevi feodal sınıf haline gelişi, Osmanlı merkez devlet sistemini zaafa uğratmış, vergi sistemini sarsmış, devlet ricaline artan saray ve kamu masraflarını karşılamak üzere Batı ülkelerinden borç almak cazip bir yol olarak görülmüştür. Ardından özellikle Sultan Abdülaziz döneminde alınan ölçüsüz borçlar Osmanlı Devleti'nin iflasına neden olur. Artık Sultan II. Abdülhamit döneminde 1881'de Muharrem kararnamesi çıkarılır ve Osmanlı İmparatorluğu iflasını ilan eder. Avrupalılar düyunu umumiyeyi kurarlar ve Osmanlı Devleti'nin çok önemli vergi gelirlerine el koyarlar. Şimdi bu hususu da geçelim. Diyor ki Taner Timur, Türk Devrimi ve Sonrası adlı eserinde çok önemli bir kitaptır. Okumanızı tavsiye ederim. Şu tespitlerde bulunur. Milli mücadele boyunca Anadolu'da en yaygın ideoloji İslam'dır. İslam, Osmanlı Devleti'nin feodal niteliğini yansıtan resmi ideolojidir. Batıcı pozitivizm, milliyetçilik ve sosyalizm gibi ideolojiler ancak Batı kapitalizminin etkisiyle Osmanlı toplumunda pazar ekonomisinin bir miktar gelişmesi sayesinde ortaya çıkmışlardır. Milliyetçilik tarihi olarak Batı milli demokratik devrimlerinin eseridir. İç gümrükleri ortadan kaldırmışlardır. Yani feodalite, çünkü her yerde ayrı bir dük, ayrı bir kont, ayrı bir derebeyi bulunduğu için Avrupa'da çok sayıda iç gümrük mevcuttu. İç gümrükler ortadan kalkmıştır. Dış gümrükler yükseltilmiştir ve iç pazarlar oluşturulmuştur. Böylece ulus devlet aşamasına geçen batılı Avrupalı güçler doğu toplumlarında sömürmelerinin zemini hazırlanmıştır. Ayrıca tabii ki milliyetçilik aristokratik imtiyazlara karşı burjuva demokrasilerinin gelişiminde önemli bir silah olmuştur. Bizde ise devrimci bir burjuvazi olmadığı için özellikle İttihat ve Terakki'den itibaren kapitalizmin gelişmesinde devlete büyük bir rol düşmüş ve milliyetçilik asker sivil aydın kadrolarında geniş bir temel bulmuştur. Şimdi Osmanlı Devleti'nin son döneminden itibaren milliyetçiliğin daha çok asker sivil aydınlarda gelişmesinin ikinci ve belki de daha çok önemli bir nedeni vardır. O da bu devrede milliyetçiliğin batıda aldığı şekildir. Arkadaşlar 1871'den sonra Avrupalılar, yani Almanya'nın ulusal birliğini sağlamasından sonra Bismarck Almanyası'nın, bir gericilik dönemine girdiler. Artık Avrupa milli demokratik devrim sürecini tamamladı ve emperyalizm aşamasına geçti. Hatta Lenin'in çok önemli bir kitabı vardır. Kapitalizmin son aşaması emperyalizm diye. Yani artık Avrupa emperyalizme geçiyor ve onlardaki milliyetçilik düşüncesi ırkçı ve şömen bir nitelik kazanıyor. Yani dünyada üstün nitelikli Avrupalılar, üstün nitelikli ırklar vardır. Bunlar beyaz Avrupalılardır. Düşük nitelikli ırklar vardır. Asyalılar ve Afrikalılar. Biz bunları medenileştireceğiz diyorlar. Böyle bir misyon yükleniyorlar. Bu tarz bir milliyetçinin sömürge ve yarı sömürge durumunda ki ülkelerin küçük burjuvazisinde ters yönde etkileri oluyor. Yani böylece Türkiye gibi milli Kurtuluş Savaşı koşullarında bulunan ülkelerde milliyetçilik anti-emperyalist bir mahiyet kazanıyor ve küçük burjuva kesimlerinde gelişiyor. Yani ırkçılığı ve şövenizmi reddeden bu gibi milliyetçilikler aslında Batı şövenizmine karşı tepkidir. Milli mücadele Anadolu'sunda durum böyledir. Yalnız ben buraya bir şart koymak istiyorum. Küçük burjuva nitelendirmesine ben burada katılmıyorum. Neden? Yusuf Akçura
Türk Devrimi'nin programı başlığı altında toplanan makalelerinden Çağdaş Türk Devleti ve Aydınlara Düşen Vazife isimli yazısında diyor ki İttihat ve Terakki Erkanı'nı proleter askeri ve mülki memurların teşkilatlandırdığını diyor. Yani burada biraz garip gelebilir tabir ama Yusuf Akçura o dönemde Türk asker ve subaylarını işte aydınlarını memur amelesi proletarya sınıfı olarak tanımlıyor. Böyle ilginç bir tabir kullanıyor. Yani aslında tanımlama da doğru çünkü Talat Paşa 1908 devriminden önce bir posta memuru. Atatürk yine biliyorsunuz küçük yaşta babasını kaybetmiş, askeri okullarda okumuş, askeri okullar sayesinde geleceğini tayin etmiş bir adam. Şimdi Atatürk burjuva değil, küçük burjuva da değil. Alper Bey ise küçük bir süre hatırlatmaz. Hepimiz son 1-5 dakikamız tamam, var. Tamam, bitiriyorum. Çok az kaldı. Kusura bakmayın lütfen. Şimdi Kemalist devrim ülkemizin iç dinamiğinin ürünüdür. Türk devrimciliği 19. yüzyılın ortalarından başlayarak sivil ve asker aydınların önderliğinde Osmanlı Devleti'nin sömürgeleştirilmesine karşı tarihe yön veren bir mücadele geliştirmiştir. 1876 devrimi ve 1908 devrimi bu mücadelenin önemli adımlarıdır. Kemalist devrim bu köklerden kuvvet alarak boy vermiştir. 19. yüzyıldan gelen bu gelenek işte 20. yüzyıldan itibaren yani Doğu milletleri için dünyanın ilk milli kurtuluş savaşını başarmıştır. Yani bu dünya tarihinde bir ilktir. Yani bütün Doğu milletleri Atatürk'ün mirasını takip ettiler esasında. Türk devrim teorisinin oluşmasının temelinde ise belirleyici olan Türk milletinin bağımsız yaşama ve ortaçağ ilişkilerinden kurtulma özlemleridir. Hatta Yusuf Akçura diyor ki yani devrim yapmazsak diyor Avrupa'nın sömürgesi olarak kalmaya devam edeceğiz diyor. Yani demek ki devrimlerle Türk toplumunun değiştirileceğini, dönüştürülebileceğini düşünüyor. Arasız devrimlerden söz ediyor Yusuf Akçura. Arasız devrimler ifadesini Atatürk'te kullanır. Şimdi yaptığı analiz şu Yusuf Akçura'nın. Diyor ki Batı medeniyeti demokratik devrimlerle inşa edilmiştir. Devrim emperyalizme ve gericiliğe özgürlük tanımaz. Dayandıkları toplumsal zemin ve kökleri kazımak zorundadır diyor. Mesela Fransız ihtimalinde kamu selameti komitesi, Jacobenler, Robespierre olmasaydı Fransa'da hürriyet olmazdı diyor. Şimdi bir de şu çok önemli bir nokta. Ezilen dünya ülkelerinde milli demokratik devrimin yani çağdaşlaşmanın iktisadi politikası liberalizm değil halkçılık ve devletçiliktir. Ezilen dünyada bağımsız bir milli devlet ve çağdaş bir millet Batı'nın gelişmiş kapitalist ülkelerindeki gibi bireysel çıkarı esas alan itici güç sayılan liberalizmle kurulamaz diyor. Şimdi bir tablomuz var burada. Kemalizmin kaynakları Fransız devrimi, 1876 devrimi, genç Osmanlılar yani Jön Türk hareketi, Namık Kemaller, Narodnik hareketi, halkçılık. Bu Narodnik hareketi Türkiye'ye Rusya'daki Türk aydınları sayesinde gelmiştir Yusuf Akçura Bey gibi. 1917 Ekim devrimi ve Kemalist devrim. Devletçi ve halkçı niteliklerini ben Kemalist devrimin Sovyet devriminden aldığı görüşündeyim. Yani milliyetçilik ve hürriyet fikri, ulus olma fikri Fransız devriminden geliyor. Halkçılık ve devletçilik fikri de Sovyet devriminden geliyor. Çünkü Atatürk Sovyet Büyükelçisi Aralov'la diyaloğunda hani Türkiye'deki rejimin niteliği nedir, ne olacaktır diye sorunca devlet sosyalizmi olacak diyor. Evet, şimdi şu son cümlelerimi söyleyip de bitireyim. Aslında çok daha uzatabilirim ama anlatmaktan da çok keyif alıyorum bu konuyu. Arkadaşlar ben konuşmamı kendi tespitimle bitireyim. Bugüne dair ne söylersiniz derseniz. Atatürk devrimi ülkemizin şartları gereği tepeden indi. Fakat tabana nüfuz edemedi. Kemalist devrim kadroları bu devrimin felsefesinin tabana nüfuz etmesi için halk evlerini ve köy enstitülerini kurdular. Ancak özellikle köy enstitülerinin zaman içerisinde işlevsizleştirilmesi Türk devriminin taşrayla olan bağlantısını kopardı. Hal böyle olunca Kemalist devrim taşraya yabancılaştı ve Kemalizm düşüncesi artık işte şehirlerde yaşayan orta sınıf ideolojisi haline geldi. Ve günümüzde maalesef bu yaşadığımız karşı devrimin altyapısını oluşturan taşralı zihniyeti, yani bunu böyle ifade etmek zorundayım, hiç kusura bakmayın, örgütlenme ve bir karşı devrim unsuru olarak tekrar toparlanma imkanını bulmuştur.
Ancak ümitler kaybolmuş değildir. Kemalist Türk gençliği Atatürk devrimini tamamlama kararlılığına sahiptir. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Saygılar sunarım. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Avukat Alpercan İklioğlu'na. Şimdi İstanbul Üniversitesi Atatürk İlke ve İnkılapları Enstitüsü öğretim üyesi Sayın Doktor Ali Şahin bize 19 Mayıs'ın tarihsel sürecine ilişkin bir sunum yapacak. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Değerli konuklar, değerli baro yöneticilerimiz, davetiniz için öncelikle teşekkür ediyorum. Bu önemli günde 19 Mayıs'ın anlamını konuşuyoruz, konuşacağız. Ben de madem ki bu bir bağımsızlık savaşıydı, bu bağımsızlık savaşı noktasına Türkiye ülkemiz nasıl geldi? Tabii çok fazla tarihsel kitabi bilgilere boğmadan sizi belli tarihsel ana noktalarıyla, ana vurgularıyla 19 Mayıs sürecini anlatmak isterim. Fakat öncesinde arkadaşımız, Alper arkadaşımız çok güzel bir felsefi tarihsel sunumu yaptı. Ben de ilk önce şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Aslında tarih biliminin içeriğine ilişkin, anlamına ilişkin kısa bir giriş yapmak her tarihsel olayın veya her tarihsel kişiliğin tartışılmasında ve doğru sonuçlara ulaşılmasında elzem diye düşünüyorum. Mesela Türkiye'de tarih bilimi herkesin üzerinde çok fazla konuştuğu, çok fazla tartıştığı ve belli sonuçlara vardığı bir bilim alanı. Burada tabii ki herkesin hakkı tarihle ilgili konuşmak, tartışmak. Fakat özünde baktığımızda belgelerin ve olguların esas olduğunu görmekteyiz tarih bilimi açısından. Çünkü tarih öyle bir bilim alanıdır ki kitleleri çok yanlış da yönlendirebilirsiniz. Çok doğru bir yere de kanalize edebilirsiniz ve toplumların geleceğini bu anlamda çok etkileyebilirsiniz. Tarih bilimi pozitif bir bilim olmamasına rağmen, yani neden belli sonuçların çok net, keskin bir şekilde alınamamasına rağmen belgeye ve olguya dayandığı için sonuç olarak belli nedenler ve sonuçlar üzerinden belli kanılara, belli herkesin ortaklaşabildiği belli kanılara, belli ortaklaşmalara gidilen bir alandır ve gidilen bir bilim dalıdır. Bu anlamda herkese göre tarihin olmadığını düşünüyoruz. Tarihle uğraşan tarihçi, tarih alanında yazan, çizen insanlar olarak. Bu anlamda çok kritiktir. Yani herkese göre tarih olmaz. Belli belgeler, olgular varsa ortada belli sonuçlar da olmalıdır ve o sonuçlara hepimiz belli kanaatlerle ulaşabilmeliyiz diye düşünüyorum. Bunu 19 Mayıs için de alacağız. Birazdan bunun temellerini ve olgularını açıklamaya çalışacağım. Şimdi gelelim tarihsel sürece. Yani 19 Mayıs sürecine Osmanlı Devleti nasıl geldi? Hangi süreçlerden geldi? Burada tabii özellikle yani 3. Selim ve 2. Mahmut dönemlerini bir kritik kavşak olarak görmekteyiz. Kritik bir dönüm noktası olarak görmekteyiz. Bilindiği üzere yani Osmanlı Devleti'nin işte batılı emperyalist ülkeler karşısında önemli bir başarı kaydedememesi, onların ulaştığı teknoloji, sanayi ve kültürel düzeyde çok ileri atılımlar elde edememesi üzerine bazı yenileşme hareketleri diyoruz. Bazı yenileşme hareketleri bu dönemde gerçekleştirildi. Fakat tabii sadece yani Osmanlı'nın sosyoekonomik yapısından veya ekonomik yapısının geri kalmışlığından değil de pek çok etken Osmanlı Devleti'nin bu dönemde daha ileri atılımlar yapmamasını getirmiştir. Bunların en önemlilerinden bir tanesi işte Tanzimat Fermanı'dır. Emperyalistlerin o dönemde yavaş yavaş artık Türkiye'ye, ülkeye belli noktalarda fiilen müdahale ettikleri şeylerle, uygulamalarla karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz. Bunun sonrasında tabii yine Islahat Fermanı, yani sadece ülke o döneme kadar savaşlarla vesairelerle yıpratılmış değildir. Bunun ertesinde hemen sonrasında bu zayıflamalar sonucunda işte ıslahat fermanı gibi fermanlarla gayrimüslimlere tanınan ayrıcalıklar, ülke içerisinde ekonomik varlıklarının yani yabancı şirketlerin işte kapitülasyonların yavaş yavaş daha da ağırlaştırılması ve bunların büyük ölçüde ülkede ağırlık kazanması hem ülke ekonomisinin giderek
emperyalistlerin işte duyunu umumiyelerle vesairelerle onların eline geçmesine hem de yavaş yavaş bunların sonucu olarak işte askeriyede vesairede daha güçlü olamadığınız için giderek toprak kayıplarının da artmasına yol açmıştır. Şimdi 19 Mayıs'ı yaratan kuşaklar açısından baktığımızda tabii bir gençlikten bahsediyoruz değil mi öncelikle? Yani bir gençlik kuşağından bahsediyoruz. Bence 19 Mayıs'ı anarken en önemli üzerinde durmamız gereken nokta işte aslında 1890'ların sonuyla 1900'lerin başında gerçekleşen bir kabuk değişimi, bir kırılma, bir devrimci atılım döneminden bahsetmek mümkün. Bu sadece bizim ülkemizde değil, dünyanın pek çok ülkesinde de, yani önemli bazı ülkelerde de diyelim ki Rusya'da, İran'da, diğer bazı ülkelerde, Çin'de bu kabuk kırılmasının boyutlarını paralel bir şekilde görmek mümkün bu dönemde. Bizdeki yansıması nasıldı? İşte toprak kayıpları oldu. Ülke giderek zayıflamaya başladı. İşte bir Abdülhamit döneminin ağır baskı koşulları vesaire oldu. Buna karşı büyük bir gençlik hareketi gelişti. Bu gençlik hareketi de sadece fiili bir işte Balkanlarda gelişen işte veya işte İstanbul'da tepkisel olarak ortaya çıkan bir hareket değildi. Son derece entelektüel, son derece birikimli işte Avrupa'ya gidip oralardan Avrupa'daki işte Fransız devriminin devrimci niteliklerini, devrimci öğelerini alıp ülkeye getiren, bunları burada işleyen ve işte yayın çıkaran sonuç olarak bunun sonucunda da padişahı bir anayasa yapmaya zorlayan, kendi yaptıkları anayasayı kabule zorlayan ve onun yetkilerini sınırlayan bir devrimci sürecin başladığını görüyoruz. Bu tabii ki belli bir belli sınırlar ölçüsünde gerçekleşmiştir. Yani 1876 bu anlamda anayasal bir hareket anlamında belli sınırları olan bir harekettir. Tam bir değişimden, tam bir dönüşümden bahsetmek mümkün değildir. Fakat bütün devrimlerde, bütün toplumsal devrimlerde hep böyle olmuştur. Yani önce bir uzlaşma dönemi gerçekleşmiştir. Bunu birazdan Atatürk'ten örneklerle de açıklamaya çalışacağım. Önce belli uzlaşma dönemleri vardır. Sonra karşılıklı bir çatışma dönemi gerçekleşir. Daha sonradan da kesin bir hesaplaşma dönemi gerçekleşir. Bunu işte 1919'a kadarki süreçlerde yine belli aşamalarda görmek mümkün. Yani işte 1908 devrimi aslında padişahın tam olarak yetkilerin elinden alındığı, indirildiği, büyük ölçüde diyeyim, yani %100 olmasa da büyük ölçüde yetkilerin elinden alındığı ve ülkenin artık demokratik bir yani devrimci demokratik diyebileceğimiz bir iktidar tarafından yani bir İttihat Terakki yönetimi tarafından yönetildiği bir sürece giriyoruz. Tabii burada şöyle bir yani bu bir gençlik kuşağından bahsettik işte devrimci bir kuşaktan bahsettik fakat her ülkede o hareketi yaratan yani o toplumsal devrimi yaratan kuşaklar aynı ölçüde maalesef şanslı olamıyorlar. Bizim şanssızlığımız neydi? Yani bizim İttihat Terakki Jöntürk devrimcilerimizin şanssızlığı neydi? Birincisi Osmanlı Devleti bir paylaşılma tehdidiyle karşı karşıyaydı. Yani bir dünya savaşı yaklaşıyordu. Siz istediğiniz kadar ülke içerisinde demokratik atılımlar yapmaya çalışın, devrimci atılımlar yapmaya çalışın, toplumu dönüştürmeye çalışın. İşte biraz önce genç kalemlerden bahsettiniz mesela. Çok önemlidir toplumu aydınlatmak anlamında o Balkanlardaki fikirleri ülkeye getirmeye çalışın. Fakat önünde sonunda geldiğimiz nokta şu oluyor. Bir paylaşılma tehdidiyle karşı karşıyasınız. Sizi paylaşmaya karar vermiş Batılı emperyalistler başta İngiltere olmak üzere ve siz aynı zamanda bu büyük devasa bir kuvvetle karşı karşıya kalmışsınızdır ve onunla mücadele etmek zorundasınızdır ve o hengame içerisinde kendinize çeşitli ittifaklar arama arayışı içerisine girmişsinizdir. Yani bu bir diyelim ki Almanlarla ittifak yapmak bir lüks değildir. Sizin için bir hayatta kalma, hayat memat meselesi haline gelmiştir. Bu bakımdan bizim şanssızlığımız yani Jöntürk devrimcilerinin şanssızlığı daha sonra tabii bu Kurtuluş Savaşı'na da yansıyacaktır. Milli mücadele dönemine de belli ölçülerde yansıyacaktır. Fakat öncesindeki şanssızlığımız biraz budur diye düşünüyorum. Yani burada bir şöyle bir diyalektik var aslında. Yani ülkenin yeniden kurulmasıyla hayatta kalmak arasında bir arasında kalmışlardı. Yani hem hayat memat meselesi hayatta kalmak zorundasınızdır. Hem de aslında ülke
yeniden kurtulma ve yeni bir kuruluşa, yeni bir devletin kuruluşuna geçme dönemiyle karşı karşıyadır. Yani ikisi bir arada yürümektedir. Bu bakımdan cumhuriyete kalan, yani milli mücadeleye kalan miras anlamında düşündüğümüzde bu dönemin devrimcileri, İttihat Terakki yönetimi elinden gelen çabayı göstermiştir. Fakat onun da belli sınırlılıkları, belli hataları olmasına rağmen bu sınırlılıklar bunlara yol açmıştır. Yoksa onların büyük ölçüde hatalarından kaynaklanmamıştır diye düşünüyorum. Şimdi gelelim 19 Mayıs'a. Şimdi biraz önce şeyden bahsetmiştim. Yani her devrim döneminde, yani her toplumsal devrim döneminde o toplumsal devrim işte belli kuvvetlerin, o safhaların içindeki stratejik taktik birliğinden ve onun belli dönemlerde ayrılığından, belli dönemlerde birliğinden ve belli dönemlerde de hesaplaşmasıyla gerçekleşmiştir. Kesin hesaplaşmasıyla ve ondan sonra da daha derin toplumsal devrimlere dediğimiz, daha yani işte harf devrimi gibi vesaire, hukuk devrimi gibi devrimlere yönelindiği görülmüştür. Bu anlamda mesela Türkiye'de çok tartışılır. İşte Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı. Ben biraz bu noktada da bazı vurgular yapmanın gerekli olduğunu düşünüyorum. Çünkü her 19 Mayıs geldiğinde, gündeme geldiğinde işte Atatürk Padişah Vahdettin tarafından mı gönderildi, vatanı kurtarmak için mi gönderildi falan diye bazı ortalığa bazı belgeler de, ne oldu belli olmayan belgeler de saçılır. Bunlar tartışılır ve ciddi bir kafa karışıklığı yaratılır toplumda. Özellikle de gençlerde. Mesela bunu en son Bülent Ecevit ölmeden önce böyle bir şey gibi, bomba gibi atmıştı toplumun önüne ve ondan sonra vefat etmişti hatırlarsanız. Yani işte Atatürk'ü vatanı kurtarsın diye Vahdettin gönderdi demişti. Ve ondan sonra da her üniversitenin kapısında mikrofonu uzattıklarında gençlere tabii ki Vahdettin ülkeyi kurtarsın diye gönderdi demişti gençlerde. Halbuki gerçek öyle değil. Gerçek ne? Gerçek şu. Biraz önce bahsettiğim işte o stratejik taktik sürecin bir sonucudur. Atatürk'ün Samsun'a çıkışı. Biliyorsunuz işte 13 Kasım'da İstanbul'a geliyor ve İstanbul'da çeşitli çalışmalara başlıyor. Ve o çalışmalar içerisinde de gerçekten 4 kez Vahdettin'le, Padişah Vahdettin'le görüşüyor. Fakat bu görüşmeler çok kısa sürüyor. Burada Atatürk'ün esas niyeti şudur. Kendi durumunu padişaha anlatmak ve padişahın Padişah Vahdettin'in kendi ülkenin kurtarılması anlamında, ülkenin gidişatı anlamında ne düşündüğünü sezmek anlamında bir niyeti vardır Atatürk'ün bu noktada. Çünkü şimdi olgulara ve belgelere bakalım dedik. Atatürk'ün çok öncesinden bir milli devlet kurmak, yeni bir devlet kurmak ve bu çürüyen devletin, çürüyen imparatorluğun bir değişime uğraması gerektiği konusundaki görüşleri zaten hem Cumhuriyet'ten sonraki mülakatlarına yansımıştır. Hem öncesinde de buna ilişkin pek çok şey vardır, veri vardır bununla ilgili. Ya örneğin diyelim ki işte daha genç bir subayken Şam'da, Beyrut'ta arkadaşlarına ve çevresine şunu söylüyor. Dava yıkılmak üzere olan bir imparatorluktan bir Türk devleti çıkarmaktır diyor. Yine buna benzer pek çok şey vardı. Yani 1907'de Milli Devlet Projesi hemen hemen Misak-ı Milli'yi yine kapsıyordu. Yine 7. Ordu komutanıken Halep'in kuzeyi önerisi, yani, pardon, İstanbul günlerinde de yani çözüm çabaları sonuçsuz kaldı ve sonuç olarak yeni bir devletin kuruluşuna ilişkin 15 Mayıs'a kadar çeşitli çalışmalar yaptı Mustafa Kemal Atatürk. Bu çalışmalar içerisinde en önemlisi işte Tevfik Paşa hükümetine karşı İzzet Paşa hükümetinin yerine geçirilmesi ve kendisinin de burada bir görev alması ve burada bir kuvvet yaratarak İngilizlerin inisiyatifini kırmak ve milli mücadeleyi aslında bir ölçüde İstanbul'u bir merkez edinerek Anadolu'ya tekrar taşımaktı. Fakat bu çabaları adım adım sonuçsuz kaldı ve tabii bu sonuçsuz kalma sürecini de yine bahsettiğimiz ölçülerde gerçekleştirdi. Yani padişah burada doğrudan karşısına almadı. Arkadaşlarıyla, çeşitli arkadaşlarıyla, yani bu işin içinde olabilecek
milli mücadeleye katılabilecek ve Anadolu'ya taşıyabilecek arkadaşlarıyla çok sıkı görüşmeler yaptı ve bu görüşmeler sonucunda bu işin başarıya ulaşabileceği kanaatine vardıktan sonra işte o 9. Ordu bilinen 9. Ordu Müfettişliği yetkilerini almak için padişaha başvurdu. Burada tabii belli dönemin belli çelişkileri var. Nedir bu çelişkiler? İşte İngilizlerin belli planları var. Padişahın belli planları var. Kendisine ne olacağı vesaireyle ilgili. Atatürk ve çevresinin, Mustafa Kemal ve çevresinin belli planları var. Ve bu planlar birbiriyle sürekli olarak çatışıyor, çelişiyor vesaire. İngilizler de bu noktada şöyle bir kanaate varıyorlar en sonunda. Mustafa Kemal'in bu çalışmalarını seziyorlar. Yani İstanbul'daki çeşitli görüşmelerini, çeşitli arkadaşlarıyla yaptığı görüşmeleri seziyorlar ve rahatsızlıklarını raporlarla Vahdettin'e bildiriyorlar. Bunun yanında tabii aynı zamanda da işte Samsun'daki karışıklıkların kendi birliklerine karşı, oradaki işte Rum faaliyetlerine karşı olan faaliyetlerle ilgili rahatsızlıkları yine şeye bildiriyorlar. Padişah ve o zamanki hükümete bildiriyorlar. Ve bu noktada da hem padişah açısından Atatürk'ün Samsun'a gönderilmesi, buradaki İngilizlerin, İstanbul'daki İngilizlerin tepkilerini azaltacaktır. Hem de bu Atatürk açısından da aslında bulunmaz bir fırsat olacaktır. Yani zaten mücadeleyi Anadolu'ya taşımak istiyordu ve bu yetkiyi almak onun için de büyük bir avantaj olacaktı. Fakat burada Atatürk çok yine stratejik ve çok akıllı davranmıştır. Bu müfettişliğin çok önemli yetkilerle, çok kritik yetkilerle donatılması gerektiğini bildirmiştir. Büyük ölçülerde harcırah almıştır buradaki faaliyetin doğru, yani o müfettişliğin işte doğru yapılabilmesi, gerekli etkiyi gösterebilmesi için işte arabalar almıştır, atlar almıştır, belli bir harcırah almıştır. Bu harcırahları da padişaha kabul ettirme noktasında başarılı olmuştur. Şimdi bu dönem açısından baktığımızda, yani işte Mustafa Kemal'in bir işte önce bir uzlaşma, ondan sonra karşısına alma ve daha sonraki hesaplaşma süreci açısından, yine yani yukarıdaki o genel düstur açısından baktığımızda şunu görmekteyiz. Sonraki tarihsel süreci işte hepimiz üç aşağı beş yukarı biliyoruz. Orada İngiliz birlikleri olduğu için, İtilaf Devletleri'nin kuvvetleri olduğu için işte bir kaplıca bahanesiyle bütün kuvvetlerini yavaş yavaş ülkenin içlerine taşımıştır. Kaplıca tedavisi bahanesiyle, yani havzaya taşımıştır. O süreç içerisinde diğer komutanlarla bu meseleye destek verecek önemli kritik noktalardaki komutanlarla görüşmelerini sürdürmüş ve sonunda da havzada karargahını kurmuştur. Bundan sonrası zaten kendiliğinden gelecektir. Çünkü bir kesin kopuş dönemi açısından baktığımızda ise şunu görüyoruz. İşte Amasya tamimi, Amasya genelgesi dediğimiz genelge burada aslında Atatürk'ün işte neden Samsun'a çıktığını, neden Samsun'a gittiğini gösteren en önemli tarihsel belgedir. Bundan daha önemli belge olamaz değil mi? Niye? Çünkü bir ihtilal bildirisidir o. Aslında tam kopuşu gösterir. Ne der o bildiri de? İşte vatan tehlike altındadır. Padişah, hükümet vesaire görevini yerine getirmemektedir. Türk milleti kendi kaderini kendisi eline almak zorundadır. Bundan daha öte Atatürk'ün niyetini, padişahla olan çelişkisini gösteren bir şey olamaz. Sonrasında ise zaten sonraki gelişmeler de bunu destekler niteliktedir. Nedir destekleyen nitelikler? Atatürk'ün önce uyarılması, işte bu oradaki faaliyetlerini durdurması noktasında önce uyarılması, daha sonra askerlik görevinden alınması, kendisinin istifası ve hemen ertesinde kongrelerin örgütlenmeye doğru girişilmesi. Şimdi bütün bunlar bu şeyleri kanıtlar niteliktedir. Şimdi buradan yani o dönemin tarihsel gelişmelerine, tarihsel
ara noktalarına çok fazla girmeden ben bu biraz önce bahsettiğim o işte güç toplama ve hesaplaşma dönemini Türk devrimi açısından da düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum. Mesela işte burada 19 Mayıs sonrasında yani milli mücadelenin başladığı işte meclisin açıldığı dönem açısından bakarsak yani meclisin açılması zaten yeni bir devletin yani 23 Nisan 1920'nin meclisin açılması yeni bir devletin aslında kurulduğunu gösteren bir belgedir. Yani artık ben İstanbul'daki hükümeti tanımıyorum. Biz Ankara'da yeni bir devlet kurulmuştur. Bunun da meclisi vardır. Çünkü bunu şundan anlıyoruz. Yani eğer bu yeni bir devlet olmasaydı, kendisine yeni bir devlet kurdum demiyor, cumhuriyet demiyor bunu ama bunu şuradan anlayabiliyoruz. Mesela o dönemin bütün meclis zabıtlarına, bütün meclis tutanaklarına baktığımızda bütün yürütme işlerini yani işte iç işlerinden tutun da ulaştırmaya vesaire bütün yürütme işlerini meclisin tek elde topladığını ve bu işleri yürüttüğünü görüyoruz. Yani devlet gibi bir devlet gibi Ankara'da bu işlerin yürütüldüğünü ve artık bir yeni bir merkezin oluştuğunu, yeni bir iktidar odağının oluştuğunu görüyoruz burada. Tabii bu noktada bu nasıl bir meclisti? Buna değinmek lazım. Yani Atatürk'ün o dönem demokrasi anlayışını yansıtması açısından da çok önemlidir. Bu işte toplumun bütün kesimlerinden, eşraftan, memurdan, işte köylüden vesaireden temsilcilerin olduğu, hem mesleki anlamda temsilcilerin olduğu, hem de fikri anlamda temsilcilerin olduğu, yani İslamcısından komünistine, şeriatçısına, işte ne bileyim cumhuriyetçisine, Atatürk'e bağlı olan da olmayanına da her fikri temsilcinin burada kendisini temsil ettiğini ve son derece demokratik bir meclis olduğunu görüyoruz. Şimdi bu noktada da henüz bir hesaplaşma döneminden bahsedemeyiz. Yine 1922 yani 30 Ağustos zaferine kadar bu noktada tamamen bir şey vardır. Yine bir en azından saltanat, Atatürk bunu zaten nutukta çok açık ifade eder. Yani saltanat ve hilafete bağlı olanlarla olmayanlar arasında hala belli şeyler vardır, uzlaşmalar vardır. Fakat eninde sonunda bu Cumhuriyet'in kuruluşuyla birlikte, yani burada da hem Cumhuriyet'in kuruluşu hem işte 3 Mart 1924'teki o büyük devrim atılımıyla, yani o işte siyasal devrim dönem dediğimiz dönem burada artık kapanmıştır. Yani işte tevhid-i tedisat kanunun gerçekleştirilmesi ve halifeliğin kaldırılması. Daha öncesinde tabii saltanat kaldırıldı biliyorsunuz. Bunların kaldırılmasıyla birlikte siyasal devrim dönemi dediğimiz dönem sona ermiş. Artık kesin bir hesaplaşma dönemi olan toplumsal devrimler dönemi başlamıştır. Burada tabii tarihçiler açısından bu ayrım bence doğrudur. Yani pek çok tarihçi bu konuda anlaşmıştır. Yani 1919'la işte ya da işte diyelim ki Çanakkale Zaferi'nden sonraki süreç bizim Kurtuluş Savaşı dönemimizdir. Yani siyasal devrim dönemimizdir. 1900 yani 30 Ağustos Zaferi'nin kazanılmasının sonuna kadar olan süreç, yani düşmanın tamamen yurttan atılması, hani İngilizler tamam İstanbul'da ama onlarla Lozan Anlaşması sonrasında bir onların çıkışları gerçekleşti. Fakat 30 Ağustos Zaferi'nin sonuna kadar Türkiye'de bir siyasal devrim gerçekleşmiştir. Ve işte bu siyasal devrimlerin sonucu olarak Cumhuriyet ve Cumhuriyet kurulmuştur ve 3 Mart 1924 halifeliğin kaldırılması gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte yani halifeliğin kaldırılmasıyla birlikte artık başka bir iktidar odağı, başka bir iktidarı önündeki yani Cumhuriyet iktidarının önündeki tüm pürüzler ortadan kaldırılmış olmaktadır. Bundan sonrası artık o yeni kuşağın, yeni gençlik kuşağının işte Cumhuriyet'in yeni kadrolarının önünün tamamen açıldığı, yani 1930'ların sonuna kadar önünün tamamen açıldığı ve devrimlerin filizlendiği, devrimlerin geliştiği bir dönemdir. Şimdi yine 19 Mayıs ve gençlik açısından bakacak olursak şöyle ifade etmek lazım. Şimdi her devrim işte yeni kuşakların topluma nüfuz etmesiyle, toplumu ilerletmesiyle gerçekleşiyor. Burada da bunu görüyoruz. Yani dönemin bütün bakanlarına bakarsanız, hukuk bakanından, Adalet Bakanı'ndan
Milli Eğitim Bakanı'na, diğer bakanlıklara baktığınızda bunlar Cumhuriyet'in yeni gelişen kadrolarıdır. Ve bu kadrolar devrimi yaymak için, devrimi ilerletmek için Anadolu'ya gitmişlerdir. İşte halk evleriyle, köy enstitüleriyle ve devrimi halka ulaştırmak noktasında çok büyük fedakarlıklarla bu atılımı, bu büyük savaşı gerçekleştirmişlerdir. Tabii 1940'lardan sonra yeni bir süreç başlamıştır. Bu süreçte tabii bizim yani biraz önce arkadaşımızın ifade ettiği etkenler de vardır Alper Bey'in. Fakat esas etken yine bir şanssızlık diyelim. Hani bu şansla alakalı değil. Yani o tırnak içinde söylüyorum tabii ki şanssızlığı. Yine bir dünya savaşı gündeme gelmiştir. Almanya işte Versay Antlaşması'ndan dolayı Alman toplumunu büyük ölçüde bilemiştir. Ta 1920'lerden beri. Çünkü Versay Antlaşması da bizim Mondros mütarekesi gibi çok ağır şartlar içermektedir. Ve Alman toplumu Nazizmin büyük yükselişiyle birlikte 30'larda çok büyük kuvvetlere ulaşmıştır Nazi Partisi. Ve onun sonucu olarak da savaş geliyorum demektedir. Yani yeni bir paylaşım savaşı, İkinci Dünya Savaşı gelmektedir. Ve bunun sonucu olarak da yine Türkiye burada önemli bir bu devrimleri ilerletmek, atılımları yapmak noktasında yine sekteye uğrayacaktır. Çünkü o kuvvetler arasında yine bir denge kurmak durumunda kalmıştır. Yani emperyalist dönemin etkileri ve sonuçları bizim içsel birikimimizi, içsel ilerlememizi etkilemek bakımından da daha tayin edici, daha kritik olmuştur. Yani bu tamamen bizim yerel ve içsel dinamiğimizin kısıtlılığından kaynaklanmamaktadır. Bu kısıtlıların tamamı doğrudan o sürecin, yani dışsal etkenlerin, emperyalist merkezlerin etkilerinden kaynaklanmıştır. Bunun sonucunda da tabii savaşın galipleri tarafında yer almak durumunda kalmıştır Türkiye 1950'lerle birlikte. Ve ondan sonra tabii ki bir küçük Amerika süreci Türkiye'nin gündemine gelmiştir. Şimdilik bu kadar diyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Yani yaşanan tarihsel olay ve süreçlerin nasıl aslında devrimi hazırladığı, uzlaşma, çatışma ve hesaplaşma dönemi olarak 3 bölüme ayırdınız. Çok bilgilendiriciydi. Teşekkürler. Şimdi Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi Doktor Öğrencisi Sayın Kaan Eroğuz bize 19 Mayıs'ın günümüze yansıması ve gençliğin sorunlarına ilişkin bir sunum yapacak. Buyurun lütfen. Teşekkür ederim. Öncelikle değerli katılımcılar, saygılar sunuyorum. Ankara Barosu'nun kıymetli avukatlarına ve hafta içi mesai saatinde vakit ayırıp geldiğiniz için, teşrif ettiğiniz için sizlere de teşekkür ederim. Ben bu oturumun bana ayrılan kısmında esas itibariyle iki temel konu üzerinde duracağım. Bunlardan birincisini 19 Mayıs 1919'da başlayan ulusal kurtuluş mücadelemizin esas itibariyle iki eksende, iki yönde verilmiş bir mücadele olarak tespitinden yola çıkacağım. Bunlardan birincisini sizin de bildiğiniz üzere Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışından başlayıp 9 Eylül 1922 tarihinde İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşuyla tamamlanan anti-emperyalist silahlı direniş safhası oluşturuyor. 19 Mayıs denilince de hep bu aslında mücadele hattı daha ön plana çıkıyor ama 19 Mayıs'ta başlayan bir mücadele hattı daha var ve bu anti-emperyalist silahlı direnişi de besleyen bir mücadele hattı bu. O da şu. Yine 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışıyla başlayan ve özellikle onun Havza'ya geçişi ve ardından Ali hocamızın da bahsettiği Amasya'ya geçtikten sonra Amasya Tamimi'ni imzalamasıyla artık çok daha berraklaşan bir egemenlik mücadelesi, bir iktidar mücadelesi. Yani Sabahattin Selik'in Anadolu İhtilali dediği, işte kendisi de ilk Cumhuriyet'in Adalet Bakanlarından birisidir, Mahmut Esat Bozkurt'un Atatürk İhtilali dediği, orada bir iç egemenlik mücadelesi, bir iktidar mücadelesi var. Dolayısıyla 19 Mayıs'ı değerlendirirken ve onun zaferini değerlendirirken aslında bu iki mücadele hattına, bu iki mücadele safhasına dikkat etmemiz lazım. Ben bu ikinci safhanın çok daha arka planda kaldığını gördüğüm için konuşmamın ilk bölümünde bu egemenlik mücadelesine, yani egemenliğin aslında saraydan alınıp ulusa, millete verilme mücadelesine odaklanacağım ve bu noktada da tarihsel bir anlatının da ötesinde bu güncel bir mesele biliyorsunuz. Yani yeniden sarayların görünürleştiği, devlet kurum ve kuruluşlarının yeniden sarayın etrafında toplandığı bir
dönemde 19 Mayıs'ın güncelliğini anlamak noktasında da bunu sadece tarihsel anlatının sınırlar içerisinde değil günümüze de bağlayarak anlatmanın önemli olduğunu düşünüyorum 19 Mayıs'ın 104. yılında. Konuşmamın ilk bölümünü buna ayıracağım. İkinci bölümünde tabii ki 19 Mayıs bildiğiniz üzere 20 Haziran 1938 yılından itibaren Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanan bir bayram. Dolayısıyla da 19 Mayıs'ı konuşurken gençliği de konuşmak gerekiyor. Günümüz gençliğini konuşmak gerekiyor. Günümüz gençliğinin sorunlarını konuşmak gerekiyor. Ve bunu yaparken her zaman aklımızda Cumhuriyeti kuran ve Milli Kurtuluş Mücadelesi'ni başarıya ulaştıran o kurucu kadronun, o genç kurucu kadronun mücadele azmi ve iradesini de her zaman aklımızın bir ucunda tutmamız gerekiyor. Bunu da bağlantılı bir şekilde dikkatinize sunmaya çalışacağım. Şimdi konuşmamın ilk kısmına gelecek olursak şu tespitle başladık. 19 Mayıs 1919'da başlayan mücadele iki temel hatta, iki temel eksende yürütülüyordu. Bunlardan birincisini emperyalist işgale karşı Kuvayi Milli Örgütleri'nin Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti adı altında bir araya toplanması ve düşmanın ülke topraklarından atılmasına dayanıyordu. Bu Ali arkadaşımızın da bahsettiği gibi tüm dünyada başarıya ulaşan ilk anti-emperyalist mücadeledir ve bu anlam itibariyle de oldukça kıymetlidir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle Afrika, Asya ve Latin Amerika ülkelerindeki bütün ulusal kurtuluş mücadelelerine de esin kaynağı olmuştur. Diğer mücadele hattı ve benim üzerinde duracağım mücadele hattı da şudur, aslında onun da bir tarihselliği var. Yani Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkmasından itibaren ben başlayacağım ama bir parantez açıp o tarihselliği de anlatacağım. Atatürk'ün Amasya'ya geçmesinden sonra özellikle Ali Hocam'ın da bahsettiği bir ihtilal bildirgesidir o. Yani birçok üniversitemizin Atatürk ilkeleri ve İnkılaplar Enstitüsü'ndeki hocamız Amasya tamimini bir ihtilal bildirgesi olarak yorumlar ve çok da isabetlidir. Çünkü orada İstanbul hükümetinin, İstanbul'daki saray hükümetinin emperyalizmle işbirliği yaptığı, dolayısıyla da İstanbul hükümetinin tanınmaması, yani İstanbul hükümetini tanımayan bir tavır vardır orada. Ve Anadolu'da milli bir hükümetin, milli bir karargahın kurulması gerektiğini, Sivas Kongresi'ni gerçekleşmesi gerektiğini ilk bize söyleyen, bunun milli mücadelenin hangi yöntemle nasıl ilerleyeceğinin ilk nüvelerini bulacağımız bir tamimdir. Bir açıklamadır Amasya Tamimi. Ve biz bu andan itibaren şunu görüyoruz. 23 Nisan 1920'de Anadolu'da bahsettiğim o Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyetleri temsilcilerinin Ankara'da toplandığı ve orada bir meclis kurduğu. Ve o meclisin kurulmasından bir yıl sonra saltanatın kaldırıldığı. 1923 yılında da Cumhuriyet'in ilan edilmesiyle artık egemenliğin tamamen saraydan alınıp ulusa verildiği, millete verildiği, dolayısıyla da bu mücadelenin artık doruk noktasına ulaştığı bir tarihsel momenti, tarihsel bir anı görüyoruz. Ama bunun bir tarihselliği var dedim. Orayı açmak istiyorum. Ali Hocam da konuşmasının belirli bir kısmını da açtı. Ben biraz daha detaylandıracağım o kısmı. Aslında bu egemenliğin saraydan alınıp ulusa verilme mücadelesi bizim 19 Mayıs 1919'da başlayan milli mücadeleyle başlayan bir süreç değil. Çok daha eskiye dayanıyor. Bizim ülkemizin 150 yılı aşkın bir parlamento ve bir anayasal düzen deneyimi var. 1876'da genç Osmanlıların, ki kim o genç Osmanlılar? İşte Namık Kemaller, Ziya Paşaların içerisinde yer aldığı 1876 Anayasası'nın kanun esasının ilan edilmesiyle başlayan, aynı zamanda monarkın yanı sıra bir meclisin de, yani meşruti monarşiye geçirmesini sağlayan bir meclisin de kurulduğu, daha sonra o meclisin ve anayasanın biliyorsunuz 2. Abdülhamid'in 1878-79 yılında, 77-78 yıllarında 93 Harbi olarak tarihe geçen Osmanlı-Rus Savaşı'nı bir anlamda bahane ederek o anayasayı kaldırıyor, yürürlükten kaldırıyor ve meclisi feshediyor. 1878 yılıyla 1908 yılı arası, yani Jön-Türk devriminin gerçekleştiği 1908 devrimi arası 30 yıl, tarihte 2. Abdülhamid'in istibdat devri olarak, baskı devri olarak geçen bir tarihsel aralık. Burada şuna dikkat çekmek istiyorum. Bu tarihsel aralık Cumhuriyet'in kurucu kadrosunun da, yani milli mücadeleyi gerçekleştiren ve Cumhuriyet'i kuran kurucu kadronun da çocukluk ve gençlik yıllarına tekabül ediyor. Yani Mustafa Kemal'leri, İsmet Paşa'ları, Ali Fuat Cebesoy'ları çıkaran, Cumhuriyet'i kuran, milli mücadeleyi başarıya ulaştıran kuşakların hepsi bu istibdat devrinde yetişmiş olan kuşaklar.
1876'daki o birinci meşrutiyeti ilan eden kadroyu bahsederken genç Osmanlılar dedim. Orada özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Yine orada bir gençlik var. Yani toplumun en dinamik kesimi olarak meşrutiyeti ilan eden, kanun-i siyasi ilan eden kesim yine gençler ve genç Osmanlılar olarak tanımlıyor. Biraz daha ileriye gittiğimizde işte Mustafa Kemal'lerin içerisinde olduğu, Ali Fuat Cevdet Soylu'ların içerisinde olduğu Jön Türk devriminde bakın yine genç Türk devrimi diyoruz aslında. Ve onların teşkilatlanması işte İttihat ve Terakki Cemiyeti ve Mustafa Kemal'in de Şam'da kurup sonradan İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne bağladığı Vatan ve Hürriyet Cemiyeti gibi parçalı örgütlerin verdiği bir mücadele var orada. Ve biz bunu Mustafa Kemal'in Manastır Askeri İdadesi'ndeki sınıf arkadaşı Ali Fuat Cevdet Soylu'nun sınıf arkadaşım Atatürk kitabından öğreniyoruz. Mustafa Kemal ta lise yıllarından itibaren bu istibdat rejimine karşı arkadaşlarıyla okulun bodrum katlarında gazeteler çıkarıyor. İstibdat rejimine karşı yayınlar yapıyor. İstibdat rejiminin Sultan Abdülhamid'in yasakladığı Namık Kemal'in şiirlerine defterlere yazıyorlar, ezberliyorlar ve arkadaşlarını okuyorlar. Böyle bir devrimci bir ruh var burada. Mustafa Kemal'in ve Cumhuriyet'in kurucu kadrosunun üstlendiği. Ve burada verilen mücadele aslında 1876'dan 1908'e gelinen de yine tekrardan anayasal düzene geçilmesi, tekrardan parlamentonun oluşturulması ve egemenliğin aslında adım adım ulusa verilme mücadelesi. Bunun artık doruk noktasını yine bu kadroların öncülüğünde 1923 devrimi de Cumhuriyet'in ilan edilmesiyle görüyoruz. O aradaki bütün bu egemenlik mücadelesinde Mustafa Kemal'i ve arkadaşlarını ön planda görüyoruz. Bakın 1908 devriminden sonra da biliyorsunuz bir gerici ayaklanma çıkıyor İstanbul'da. 31 Mart ayaklanması denilen ayaklanma. Oraya ilk bastıran, gericiliğin başını ezmek için oraya ilk intikal eden hareket ordusunun başında kim var? Yine Mustafa Kemal var. Arkadaşları var. Dolayısıyla aslında 19 Mayıs anlamaya çalışırken bir yandan anti-emperyalist mücadele, bir yandan da egemenliğin bu saraydan alınıp millete verilme mücadelesini birlikte düşünmemiz gerekiyor. Bu bize şunu da gösteriyor. Bu topraklarda, bu ülkede bağımsızlık mücadelesiyle demokratikleşme mücadelesi aynı anda, aynı kadrolar tarafından yürütülüyor. Ve bunları birbirinden yalıtık değerlendirmek oldukça yanlış olur. Yani bugün de verilecek anti-emperyalist mücadeleyle bugün saray hükümetine karşı egemenliği tek bir adama veya tek bir yapıya kuruma bağlayan anlayışa karşı mücadeleyi birlikte değerlendirmek ve birlikte yürütmek gerektiğini düşünüyorum. O yüzden burayı özellikle sizlerin dikkatine sunmuş olayım. Çok yakın bir zamanda Profesör Doktor Bilsel Kuruç Hoca ile bir aradayken 2023 yılının 1923 devrimiyle karşı devrimin hesaplaşma yılı olacağını söylemişti bana. Ben kendisini de anarak, ona atıf yaparak bu cümlesini burada tekrar etmiş olayım. Çünkü bakın bu tarihsel andan günümüze gelinen süreçte işte Ali hocamız söyledi, arkadaşım söyledi. Bir karşı devrim sürecinin günümüze intikal etmesini görüyoruz aslında. Nereden görüyoruz, nereden anlıyoruz bunu? Bu karşı devrim süreci bize nasıl kendisini gösteriyor? En başta bu egemenlik mücadelesi üzerinden ele alalım. Türkiye'de özellikle 2017 referandumundan sonra biz tekrardan egemenliğin sarayın etrafında kurumsallaştığını görüyoruz. Yani saray Halit Ziya'nın anılarında da bahsettiği gibi Halit Ziya 2. Abdülhamit döneminde Yıldız Sarayı'nda katiplik yapmıştır. O anılarını derlediği kitabında bahsettiği gibi orada diyor ki saray sadece mimari bir yapı değildir diyor. Saray Türk bizim tarihimizde despotluğu, istibdadı simgeleyen bir siyasal kurumdur, bir siyasal yapıdır. Sarayı öyle değerlendirmek lazım. O yüzden mevcut iktidarın, karşı devrim iktidarının Atatürk Orman Çiftliği'ne bir saray inşa etmesi sadece böyle bir mimari yapı olarak, bir devlet mimari yapısı olarak şey yapabileceğimiz, yorumlayabileceğimiz bir şey değildir. Bu açıkça egemenliğin 100 yıl sonra yeniden ulustan alınıp saraya verilme, tek bir şahsa verilme, tek bir adama verilme sürecidir. Bu süreci böyle yorumlamak gerekiyor. 2017 referandumu dedik. Bakın bu referandumdan sonra yaklaşık 6 yıl geçti. Burada artık bakanlıkların bile yani yürütmenin temel organlarıdır biliyorsunuz bakanlıklar. Bakanlıkların bile tali kurumlar olduğunu görüyoruz. Yani Cumhurbaşkanlığı içerisinde, Cumhurbaşkanlığı sarayı içerisinde, Cumhurbaşkanlığı ofisleri adı altında bazı kurumsallaşmalar yapılıyor. Ve artık bakanlıklara bile direktifleri bu ofisler üzerinden bakanlıklara veriliyor direktifler. Dolayısıyla sarayın etrafında kurumsallaşan ve o sarayın içerisinde tek bir adamın iki dudağı arasına sıkışan bir yönetim anlayışı
anlayışının Türkiye'de yüzyıllardan sonra tekrardan görünür olduğunu görüyoruz. 19 Mayıs'ı eğer sadece tarihsel bir anlatının içine sıkıştırmayacaksak, 19 Mayıs'ı güncel, yani bugün Türkiye'nin önünde duran zorlukları da aşmak için bir mücadele programı olarak düşüneceksek, ki bence Mustafa Kemal Atatürk bizden bunu beklerdi. Çünkü yani bu zaferi de, bu mücadeleyi de bunun için verdi. Bizim bu dersleri bugün çıkarmamız gerekiyor. Ve 19 Mayıs'taki o devrimci ruha baktığımızda onların yapmak istediğinin tam tersi. Onların egemenliği saraydan alıp ulusa verme mücadelesinin tam tersi, egemenliğini ulustan alıp tekrardan sarayda toplandığı bir tarihsel sürece tanıklık ediyoruz. Şimdi burada ben günümüzde gençliğin sorunlarına da değinip, gençliğin buradaki tarihsel olarak da güncel olarak da o öncü görevine, yani gençliğin sorumluluklarını, ama aynı zamanda böylesi bir Türkiye'de ve böylesi bir dünyada genç olmanın yol açtığı bazı sorunlara, sıkıntılara da dikkatinizi çekmek istiyorum genç bir arkadaşınız olarak. Şimdi ben konuşmamda bir sunum hazırlamadım ama özellikle konuşmamı sürdürürken Enes'i görün istedim. Enes Kara geçtiğimiz yıl Şubat ayında 19 yaşında intihar etti. Tıp fakültesi öğrencisiydi. Bir tarikat yurdunda, tarikat yurdundaki baskıya dayanamayarak bir intihar mektubu ve videosu bırakarak arkasında intihar etti. Bu gördüğünüz resimde de o intihar etmeden önceki görüntüsü. Ben geçtiğimiz yıl yayınlanan yüksek lisans tezimi de, Türkiye'de rejim dönüşümünün ekonomi politiği başlıklı tezimi, Enes'e ithaf ettim. Enes Kara'ya ithaf ettim. Maalesef bu karşı devrim iktidarı, böyle bin bir emekle yaptığımız akademik çalışmaları sevgilimize, eşimize, dostumuza, ailemize değil, ölen arkadaşlarımıza ithaf etmemize sebep oluyor, yol açıyor. O yüzden konuşmamı sürdürürken Enes'i de görün istedim. Enes de bizi dinlesin istedim. Çünkü gençliğin durumunu, gençliğin vardığı noktayı, bugün günümüzdeki Türkiye'de vardığı noktayı en bence simgeleyen isimlerden ve beni oldukça etkileyen, yani üzüntü veren bana, özellikle o tez sürecimde etkileyen bir isim oldu Enes. Bu iktidarın 20 yılı aşkın sürecine baktığımızda özellikle gençlere hedef aldığını görüyoruz. Niye? Çünkü biliyorsunuz gençlik bir toplumun geleceğidir. Gençliği geleceksizleştirmek demek, ülkeyi geleceksizleştirmek demektir aynı zamanda. Ülkenin gelecek nesillerini geleceksizleştirmek demektir. O yüzden de AK Parti'nin iktidara geldiği andan itibaren bütün aslında yaptığı değişimler, dönüşümler eğitim alanlarına dikkat edin. Eğitime yoğunlaşmıştır. Bu 4+4+4 değişiklikleri, işte bu İmam Hatip liselerinin artması, İmam Hatip liselerine yönlendiren bazı işte yaptırımların ve uygulamaların gerçekleştirilmesi, özellikle orta ve alt sınıftaki yoksul aile çocuklarının tarikatlara yönlendirilmesi, tarikat ve cemaat evlerine yönlendirilmesi, bu son 20 yıla sıkışan ve gençliği bu buralara hapseden, bu karanlığa hapseden bir şeydir, bir gerçekliktir. Biliyorsunuz AK Parti iktidarı 15 Temmuz'lara kadar, ya da cemaatle arasındaki o iktidar kavgasının derinleştiği 2013 yılına kadar bu işi Fethullah Çiçete ile birlikte yürüttü. Ben 97 doğumlu bir genç arkadaşınızım. Benim bütün ortaokul ve liseli yıllarım ve benim gibi birçok arkadaşımın cemaat yurtlarında işte abilerin, ablaların devlet destekli, doğrudan devletin desteğiyle, onayıyla devlet okullarında yuvalanması ve işte bizim girdiğimiz annemizin, babamızın bin bir emekle dişinden tırnağından arttırarak bizleri işte okullara, dershanelere yazdırıp özel dersler vererek girdiğimiz sınavlarda sınav soruları çalındı ve bu Fethullah Çiçek'in elemanlarına verildi. Sınavlar iptal edildi, sınav soruları çalındı. 2013 Gezi direnişinde, ki Cumhuriyet tarihinin belki 68 toplumsal eylemliliğinden sonra en geniş katılımlı, en demokratik hakların ön plana çıktığı toplumsal hareketlerinden biridir. Gezi direnişi sırasında biz arkadaşlarımızı kaybettik. Ali İsmail Korkmaz 19 yaşındaydı. Eskişehir'de dövülerek öldürüldü. Ve o dönemin başbakanı, şu anki cumhurbaşkanı çıkıp televizyon karşısında "emri ben verdim" dedi. Yani bizim arkadaşlarımızın ölüm emrini veren
bir iktidardan bahsediyoruz ve bunun gençlerde yarattığı psikolojik algıyı da size anlatmaya çalışıyorum. Yani yetiştiğimiz ortamı. Bu şundan dolayı, ya bu tarihsel girişi yapmamın ve buraya bağlamamın bir sebebi de şu: Mustafa Kemal'leri çıkar onu istibdat rejiminin bir benzerini bugün yaşıyoruz. Bugün ben inanıyorum ki bundan 40-50 yıl sonra tarih kitaplarında ikinci istibdat devri olarak geçecek bir tarihsel dönemin içerisindeyiz. İstibdat devri ve bence 2. Abdülhamit devrinden çok daha kanlı, çok daha hırslı, çok daha gerici bir istibdat devrinin içinden geçiyoruz. Bunu bir karamsarlık havası olarak, bir karamsarlığı yerleştirmek için söylemiyorum. Oradan Mustafa Kemal'ler çıktıysa, oradan İsmet Paşalar çıktıysa, Cumhuriyeti kuran öncü kadrolar çıktıysa, buradan da çıkacak. Arkadaşlarımızı kaybetme pahasına çıkacak. Sokak ortasında dövülen arkadaşlarımızı, sınav soruları çalınıp tarikat yurtlarında geleceğe çalınan arkadaşlarımızı görme pahasına, bunları yaşama pahasına çıkacak. 19 Mayıs'ın bize anlattığı ve gösterdiği şey de esas itibariyle budur diye düşünüyorum. Bazı veriler de paylaşacağım sizlerle. Özellikle yani sadece gençliğin sorunları, işte bu gerici eğitimin artması, işte tarikat yurtlarına hapsedilme vesaire değil. Aynı zamanda bütün bu, özellikle AK Parti'nin iktidara geldikten sonra yoğun bir şekilde uygulanan neoliberal ekonomik politikaların bütün faturası yine gençlere çıkıyor. Bugün Türkiye'de 13 milyon genç var, kıymetli katılımcılar. Bu genç nüfusun %25'i işsiz. Yani 4 gençten biri şu an Türkiye'de işsiz, ki bu rakamın mesela DİSK'in yaptığı araştırmalar, DİSK'in DİSKAR diye bir araştırma merkezi var. Onun yaptığı araştırmalarda bu 2 kişiden 1'e kadar çıkıyor. Çok ciddi bir oran bu. Benimki TÜİK verileriyle DİSK'in bir ortalaması olarak bir rakam söylüyorum size. Ne eğitimde ne istihdamda olanların sayısı ise %24,2. Ya bir yandan gençliği tarikatların, cemaatlerin eline atan bir karşı devrim sürecinin içerisindeyiz. Bir yandan onları yoksullaştıran, onlara gelecek vaat etmeyen, özellikle de muhalif gençleri, yani burada tabii onu tırnak içinde söylemek gerekir. Yani yoksa lüks arabalarında biliyorsunuz pudra şekeri kullanan şeyler de var, gençler de var. Yani benim buradaki gençten kastım, benim gibi, buradaki arkadaşlarım gibi Cumhuriyet'ten yana tavır alan, tek bir kişinin ağzına bakmayan, saraya biat etmeyen, yeni saraylara, saltanatlara karşı duran ve 19 Mayıs'ın gerçek ruhunu anlamış olan genç arkadaşlarımı kastederek söylüyorum bunları. O geri kalan kısmını, en azından büyük bir dilimi paslanan, nemalanan kesimi oluşturuyor. Yani TÜGVA'ya kayıt yaptıran ve işte iktidara yakın gençlik örgütlerine kayıt yaptıran, oralardan makamlara, koltuklara zıplayan da bir kesim var. Bugün Türkiye'de kredi burs başvurusu yaparken bile bizlerin karşısına, ben buna bizzat şahit oldum, bizlerin karşısına TÜGVA'ya, TÜRGEV'e üye misiniz diye bir anket çıkıyor ve biz ondan sonra ailemizin işte aldığı ekonomik durum nedir, biz nerede okuyoruz vesaire, o bilgileri ondan sonra giriyoruz. Bir ön koşul olarak bu sisteme biat etmeniz size ön koşul olarak belirtiliyor. Ona göre size burs veriliyor. Ona göre siz ücretsiz bir şekilde, sağlıklı bir, yani olması gereken bir şekilde aslında eğitim hakkınızı sürdürebiliyorsunuz. Eğer değilseniz de sürdüremiyorsunuz. Ne oluyorsunuz? Ya tarikat cemaat yurtlarına gideceksiniz ya da okumayacaksınız. Yani bu da, değil mi? Tayyip Erdoğan da söylüyor bunu. Yani herkes okumak zorunda değil. Hatta okumamaları, gençlerin okumaması onların da işine geliyor. Onların talep ettiği, istediği bir şey. O yüzden bu AK Parti döneminde yoğunlaşan beyin göçü onların çok daha bir sorun, onlar için bir sorun teşkil etmiyor. Gitsinler diyor. Bu ülkenin en yetişmiş insanları, doktorları, bilim insanları, akademisyenleri akın akın yurt dışına gidiyor. Onlar da gitsinler diyor. Çünkü ucuz iş gücü olarak gördüğü bir kesim var. Biliyorsunuz ülkeye doldurduğu bütün ucuz iş gücünü onlardan sağlıyor. Eğer hakkı olanı, emeğinin karşılığı olanı almak istiyorsanız yurt dışına gidin, orada size verirler. Dolayısıyla gençliğin bugünkü durumu, belki çok karamsar bir tablo çiziyorum ama burada 19 Mayıs ruhu bize şunu söylüyor: tüm bu karamsar tabloya rağmen, tüm bu kaybettiğimiz arkadaşlarımıza, tüm bu gerilemeye rağmen, tüm bu artık meclisin bile meclis olmaktan çıktığı, yani artık bir yasama organının çok çok daha gerisinde bir şeyden pasifize olmuş bir kurumdan bahsediyoruz meclis derken. Bugün meclis bütçe yapamıyor. Bugün meclis bir yasa çıkaramıyor. Tek bir adam gecenin 12'sinde bir kararname ile meclislerini bu işlevi zaten
ortaya koyabiliyor, görebiliyor. Hele de 14 Mayıs seçimlerinden sonra tabloya baktığımızda Hizbullahçıların meclisin içerisine girdi. Belki Cumhuriyet tarihinin en gerici parlamentosunun oluştuğu, belki değil hatta en gerici parlamentosunun oluştuğu bir durumla karşı karşıyayız. Burada nasıl 1876'da görev alan, meşrutiyeti ilan eden, padişahın yetkilerini sınırlayan bir genç Osmanlı hareketi varsa, Namık Kemaller, Ziya Paşalar varsa, 1908'de Jön Türkler olarak işte Resneliler, Enver Paşalar, Mustafa Kemaller varsa ve 1923'te Cumhuriyeti kuran, egemenliği bizlere, ulusa veren, köylüyü milletin efendisi yapan, kimsesizlerin cumhuriyetini kuran bir irade varsa, bugün bu iradeyi tekrar kuvvetlendirecek, bu mücadeleyi yürütecek, egemenliği tekrar saraylardan alıp, tek bir şahıslardan alıp ulusa verecek, meclise verecek yegane sorumlu yine gençliktir. O yüzden Mustafa Kemal Atatürk'ün bütün ümidim gençliktedir sözünü söylerken veya gençliğe hitabeyi yazarken, Bursa Nutku'nu okurken bütün aslında anlatmaya çalıştığı bu tarihsel gerçekliğe oturuyor. Yani burada bizim demokratikleşme ve bağımsızlaşma mücadelemizin bütün gelişmene baktığımızda biz gençlere büyük sorumluluklar düşüyor. 14 Mayıs seçimlerinden sonra Enes Karayiğit'ten bahsetmişken o arkadaşımızdan da bahsetmemiz lazım. 14 Mayıs seçimlerinden sonra biliyorsunuz 16 yaşında bir arkadaşımız intihar etti. Karamsarlığa kapandı ve böyle bir ülkede yaşamaya dayanamayarak intihar etti. 16 yaşında bir arkadaşımız. Gençliği getirdikleri nokta budur. Yani bizi istiyorlar ki biz düzenin, sistemin uslu çocuğu olalım. Onlara biat edelim. Onların işte bizleri yönlendirdiği cemaatlerde, tarikatlarda, onların gençlik örgütlerinde bulunalım, onları alkışlayalım. Bizi rezil bir geleceğin kölesi yapmak istiyorlar. Bizi rezil bir geleceğe mahkum etmek istiyorlar. Enes Karalar, Kübra Erginler, 16 yaşındaki arkadaşımız, onların katili, çok net ifade etmek istiyorum burada, onların katili bu sistemdir, bu karşı devrim sürecidir. Ve başta emri verenlerdir. O tarihi, o siyasi şahsiyetlerdir. Ülkemizi bugüne getirenlerdir. 19 Mayıs'ta bir genç olarak bunları vurgulamak istiyorum. Ve biraz 4-5 dakika erken bitirmiş olacağım ama son olarak şu sözü söylemiş olayım. Cumhuriyet'in 100. yılında ve 19 Mayıs'ın 104. yılında şunu söylemek istiyorum. Bizi rezil bir geleceğe mahkum edemeyecekler. Biz bir arkadaşımızı daha bu karanlığa mahkum etmeyeceğiz. Namık Kemallerin, Resnelilerin, Mustafa Kemallerin o taşıdığı mücadeleyi bugün yeniden sarayları, yeniden saltanatları yıkıp yeniden egemenliği ulusumuza, milletimize verecek mücadeleyi nerelerde bulunuyorsak, nerelerde bulunuyorsa, okulumuzda, sokağımızda, iş yerimizde bu mücadeleyi yürütmemiz ve vermemiz lazım. Ümitsizliğe, karamsarlığa kapılmamamız lazım. Onlar kapılmadı çünkü. Her ne şartta olursa olsun, belki bugün arkadaşlarımızı kaybedecek noktada bir karamsarlığın içerisindeyiz. Ama ümidimizi ve umudumuzu kaybetmememiz lazım. 19 Mayıs bize bunu söylüyor. 19 Mayıs'ın 104. yılında umudu kaybetmek bir yana, umudu büyütmemiz gerekiyor. Ve ben bu mücadeleyi hiç kimse için değilse o kaybettiğimiz Ali İsmail'ler için, Enes Karalar için, onların canı pahasına mal olan bu mücadeleyi bir şekilde kazanacağımıza inanıyorum. Tekrar ediyorum, 19 Mayıs'ın 104. yılında ve Cumhuriyetimizin 100. yılında bizi rezil bir geleceğe mahkum edemeyecekler. Katıldığınız ve dinlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Tablo ne kadar acı olsa da, bazı acı gerçekleri de tekrar etmiş olsak da gençliğin 19 Mayıs ruhuyla yeniden demokrasiden, özgürlükten, hukuktan ve adaletten yana belki karşı devrim sürecine karşı yeni bir karşı devrim gerçekleştireceğini umut ediyoruz. Soru cevap kısmına geçebiliriz. Soru sormak isteyenler varsa konuşmacılarımıza soruları alabiliriz. Soru sormak isteyenler varsa. Evet, birazcık 28 Mayıs'ı bekliyoruz hep beraber. Çok teşekkür ederim. Gerçekten teşekkür ederiz. Fırat Bey, buyurun. Açmak adına belki sorabilirim de. Yani o
soru soran da yok. Ben yani en azından belki o konuyu önemli görürüm. Ben her 19 Mayıs'ta benim aklıma şey gelir. O kitap çok ben yani bir sürede ezberimde bozulmuştu o kitabı okuyunca. Alev Hoca'nın, Alev Coşkun'un 6 ay. Yani Trablus'tan 13 Kasım'dı yanlış hatırlamıyorsam. İstanbul'a geldiğinde Mustafa Kemal Paşa Samsun'a çıkmadan önceki o 6 aylık süreç içerisinde yaptıkları benim açımdan cidden ezber bozucu. Ya evet yani dünyaya belli pencerelerden bakan insanlarız. Olmasını istediğimiz tarzda mücadeleler, olmasını istediğimiz gibi mücadeleler, ideallerimiz elbette herkesin var. Mustafa Kemal'in de vardı. Mustafa Kemal'e ta işte çocukluğunda, harp okulunda daha 1904'te not defterlerine yazdıkları, az önce söylediğiniz gibi çeşitli ordu komutanlıkları yaptıkları yerde arkadaşlarıyla geleceğe dönük projeksiyonları elbette vardı. Ama bir de hayat var, bir de hayatın gerçekleri var. Mesela o 6 ay kitabı Alev Hoca'nın oradaki orada giriştiği işler ben de çok yani çok beni etkilemişti. Yani meseleye mesela böyle bakan yani tarihsel olarak bu perspektifleri olan bir insanın o 6 aydaki uğraşı ve yani artık tabii iki defa bir işgal yaşamış bir şehire bir komutan olarak geliyor. Bir varlık yokluk mücadelesinde nasıl olması gerektiği yani ve aslında onu derinleştirmenizi sunumunuzda biraz bahsettiniz Ali Hocam ama onu derinleştirmenizi sizden rica edeceğim. Oraya ilişkin detaylar paylaşabilirseniz mutlu olurum. Çünkü başta Anadolu'yu kurtarmak adına veya milli mücadele adına giriştiği süreçler başka ama daha sonraki Anadolu'da bir isyanı devam ettirme meselesi anladığım kadarıyla İstanbul'daki bazı gelişmelerin istediği gibi olmamasından kaynaklı olarak daha ciddi bir biçimde gündeme gelir hale geliyor. Ama o 6 ayda İstanbul'da yapılan işlere dair bir derinleşme yapmanız mümkünse tarih çok önemli. Tarihe değinmek lazım. Tarihten biz şeyimizi almazsak, referansımızı almazsak bugüne dair hiçbir şey yapamayız. Bugüne dair çıkarttığımız bütün sonuçlar da zaten yanlış olur. O 6 ay, madem günümüz 19 Mayıs, bu 6 ayı biraz derinleştirmenizi rica ediyorum sizden. Tabii yani çok ayrıntılara boğulmadan. Şöyle, yani Atatürk'ün aslında kafasında hani bu şöyle bir şey değil. Yani bıçakla kesilir gibi. Yani şu noktaya kadar zaten o kitapta da öyledir. Yani Alev Hoca da benim yüksek lisanstan hocamdır. Çok tartışırdık derslerde onunla. Bıçakla kesilir gibi yani bir noktada şuraya kadar kafasında şu vardı. Bu noktadan sonra da şuna karar verdi. İşte Anadolu'ya geçmeye karar verdi gibi bir şey söz konusu değil. Yani aslında bu çok diyalektik bir şeydir. Bütün devrimcilerin yani bütün devrimlere önderlik eden büyük devrimlerdeki liderlerin kafasında da çalışma tarzı şeyi de böyledir. Yani tarzı da böyledir ve süreç de böyledir. Bir noktaya kadar yani sonuç olarak Mustafa Kemal Paşa da bir Osmanlı subayıdır. Değil mi? Bir Osmanlı subayıdır ve bütün diyalektik yani bütün diyalektik şeylerde olduğu gibi, süreçlerde olduğu gibi hem onun bir parçasıdır hem de o süreç içerisinde ondan kopmuştur. Onunla hesaplaşmıştır ve yeni bir şeye ilerlemiştir. Kendisi de yeni bir insan olmuştur, yeni bir lider olmuştur. Toplum da, ülke de yeni bir ülke olmuştur. Önce onun bir parçasıdır, sonra ondan kopan bir sürece doğru ilerlemiştir. İşte ilk döneminde yani Mustafa Kemal Paşa daha yani işte 13 Kasım'da gelip çeşitli girişimlerde bulunduğu dönem içerisinde elbette İstanbul'daki çeşitli kuvvetlerle işte burada tabii ki kendisi işte Harbiye'de görev almak istiyor. Çünkü orduda etkili olursam ben ülkenin işgalden kurtarılmasında birincil olarak etkili olabiliriz. Bunun yanında diğer kuvvetleri de diğer siyasi ve mekanizmaları da ele geçirirsek sonuç alabiliriz, ilerleyebiliriz. Bu şekilde belki mücadeleyi
ilerletebiliriz, başarabiliriz gibi bir düşüncesi elbette bu dönemde vardı. Yani İstanbul'a gelir gelmez ben Anadolu'ya geçeceğim gibi bir düşüncesi olmayabilir. Fakat bu süreç içerisinde yani öyle şeylerle, öyle engellemelerle, işte önce dediğim gibi hatta Tevfik Paşa hükümeti öyle bir noktaya geliyor ki, yani önce o hükümete karşı işte Ahmet İzzet Paşa hükümetinde görev almak istiyor. İşte arkadaşlarını o meclisin içerisinde, o hükümetin içerisinde görev alırlarsa etkili olabileceklerini düşünüyor. Fakat tabii burada padişahın büyük bir direnciyle, büyük bir karşı koymasıyla ve onun çevresindekilerin büyük bir karşı koymasıyla karşı karşıya kalıyor. Yani bırakın Ahmet İzzet Paşa hükümetini, daha sonra Tevfik Paşa hükümeti bile padişah tarafından yeterli derecede İngilizlere bağlı görünmüyor. Onun yerine de işte Damat Ferit hükümetini getiriyor. Yani zaten Damat Ferit hükümetinin idareyi ele almasıyla birlikte işler iyice çığırından çıkıyor. Yani İngilizlerin her dediğini o noktadan sonra kabul etmeye başlıyorlar. Zaten o süreçte artık işte biraz önce söylediğim aslında o diyalektik süreç tamamlanmış oluyor. Yani Atatürk'ten yana Atatürk'ün zihin dünyasında da aslında tamamlanmış oluyor. Bunlarla artık burada yapılacak bir şey yok kesinlikle. Zaten o süreç içerisinde de yani dediğim gibi bıçakla kesilmiş gibi değil. Olumsuzluklar arttıkça yani İstanbul'daki kendi kuvvetleri açısından, kendi niyetleri açısından olumsuzluklar artmaya başladıkça diğer taraftaki ikincil çözümü yani Anadolu'da ben ne yapabilirim mi artık arkadaşlarıyla konuşmaya başlamış. Bunun örgütlenmesi yavaş yavaş baskın hale gelmeye başladı. Elbette ilk başta ilk önceleri bu niyetler, bu hareket baskın değildi. O süreç içerisinde o kadar hızlı ki hani tarihte bazen saatler bile çok etkili olur deriz ya bazı süreçlerde hani şu anki gündemden de bunu takip edebiliyoruz. Bugünler de aslında biraz ona benzer günler. Bazı dönemlerde saatler bile bazı kuvvetlerin saf değiştirmesinde bazı kuvvetlerin onun yerine gelmesinde çok etkili olabiliyor. İşte o 6 aylık süreç aslında böyle bir süreç. Yani bütün o şeylerin yani hainlikle diyelim ki vatanseverliğin, devrimciliğin, ülkeyi diyelim ki teslim edenlerle ona karşı direnenlerin çok böyle net bir şekilde berraklaştığı bir dönemdir. Bu bakımdan hatta bunun kurumlarının da yavaş yavaş yaratıldığı dönemlerdir. Yani İstanbul'da görüştüğü komutanlara bakarsanız Atatürk'ün o dönemde yani örgütlediği komutanlara bakarsanız bunların hepsi daha sonra Anadolu'ya geçen ve hepsi bir kolordunun başında milli mücadeleyi yürüten o işte Kuvayi Milliye Kuvvetleri'ni birleştiren komutanlardır. Hatta daha etkili konumlara gelen komutanlardır işte İsmet Paşa gibi. Bunları da görüyoruz. Yani örgütlenmenin nüveleri orada başlamıştır ve bu kesintiye uğramamıştır. Zafere ulaşmada da yine o kurumsal yapı kendisini korumuştur. Böyle özetleyebiliriz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederim. Başka sorumuz varsa soru sormak isteyen yoksa panelimizin hemen bitiminden sonra Ankara Güzel Sanatlar Lisesi Çok Sesli Gençlik Korosu'nun küçük bir konseri var. Herkesi oraya bekliyoruz. Panelimiz sona erdi. Hem konuşmacılarımıza hem misafirlerimize çok teşekkürler. Katılım belgelerini vermek için ben yönetim kurulu üyemiz Avukat Ersin Soybaş'ı sahneye davet ediyorum. Teşekkür ederiz. Hocam.